19 gündür haber alınamayan bir çocuk annesi Gülistan Can'a şantaj mı yapılıyor? Kendi evet. çekiyor ve o fotoğrafları bazı sosyal mecralara koyuyor. Burada karının kandırılma ihtimalinden hala sen... Evet, %100 abla. Tuğba Düldül dosyasında merakla beklenen DNA testi sonuçları canlı yayında. Dolayısıyla beklediğimiz bir DNA sonucu var. Eğer bu DNA, eğer ki bu rahmetli kadınla eşleşirse... O zaman bir cinayetten bahsetmeye başlayabiliriz. Birazdan. Sevgili seyirciler, merhaba. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftanız güzel geçsin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket sizlerle olsun. Ve Allah sevdiklerinizle ayırmasın. Ve Allah iyilerle karşılaştırsın diyorum. Her şeyin güzel olacağı, hepimiz için güzel olacağı bir hafta dileklerimle programa başlıyorum. Bugün sadece adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, iyi programlar. Efendim polis eğitmeni ve güvenlik uzmanımız Murat Aydın Beyefendi programımızla ilgili bazı araştırmalar yapmak üzere bugün stüdyo dışına çıktı. Bu iyi bir haber. Öncelikle onu söyleyeyim size. Bazı gelişmeleri ondan öğrenebiliriz. Avukatımız, hukuk danışmanımız Hasan Kocabey de Çorlu'da çok önemli bir davası olduğu için yetişemedi. Maalesef tabii ki bir taraftan onların da işleri yürümek zorunda. Efendim programa bugün vereceğimiz haberler var. Öncelikle bir DNA sonucu bekliyorduk. O sonuçlandı. Onunla ilgili bilgileri paylaşacağız sizinle. Sırası ve yeri geldiğinde. Cuma gününden kalan bir hikaye. Aslında bilindik bir hikaye. Pek çok başvuruda bunu görebiliyoruz. Bundan 4 yıl önce işte o zaman 17-16 yaşında olan bir kızla kendisinden aşağı yukarı işte 9 yaş büyük bir erkeğin önce flörtle başlayan sonra kaçmaya teşebbüs, kaçma, çocuk vesaire derken kadının bir gün bir mektup bırakarak ortadan kaybolması. Çünkü 16 yaşındayken daha seçimini bilmiyordu, ne yapması gerektiğini bilmiyordu, evlenmek isteyip istemediğini bile bilmiyordu. Ve gelinen nokta bu. Bu mektuptan sonra bazı araştırmalar yapıyorsun Sezer. Bu araştırmalarda da bazı işte fotoğraflarını sosyal medyaya koyduğunu, bir takım işte internette çok fazla vakit geçirdiğini vesaireyi öğreniyorsun. Cuma günü biliyorsun Gülistan yani yayına bağlandı, bir şeyler söyledi. Bu arada Gülistan'la ilgili sana bir haberim var. Gülistan'la gene mi karıştırdım? Gülistan'la ilgili bir haberim var sana. Duymaya hazır mısın? Evet hazırım. Hazırsın. Peki Gülistan yayından sonra yani senin buraya başvurmandan sonra geri dön çağrılarına emniyete giderek bir ifade veriyor. Ve bu ifadesinde diyor ki ben eşime Sezer'e dönmek istemiyorum diyor. Son kararı bu. Şu an için en azından son kararı bu. Tabii ki reşit olduğu için de şu anda onun için emniyetin de yapabileceği bir şey yok. Sadece sen belki ona seslenebilirsin. Belki yumuşayabilir. Fikrini değiştirebilir. İstiyorsan kameralar karşısında yine eşine bir kez daha seslen. Gülistan buradan sesimi duyuyorsan öncelikle sağlığın yerinde olduğu için sevindim buna. Ama ifadende verdiğin gibi bana hiç değilse bir telefon et, bir haber ver. Olumsuzsa olumsuz, olumluysa olumlu. Ayrılmak istiyorsan bir haber ver, ayrılalım. Ortak bir karar alalım aileler arasında. Ne gerekiyorsa yapalım ama böyle saklanarak, gizli yerine yani söylemeyerek nereye kadar? Çünkü yarın bir gün çocuğunu isteyeceksin, özleyeceksin, göreceksin. Yani geleceksin yani eninde sonunda çıkacaksın. Yani yanındaki kim? Buradan yanındaki arkadaşa da sesleniyorum. Bir Allah korkusu varsa, bir din korkusu haşa varsa ki onlar olsun yani bir haber verdirtirsin yani ya. Biraz insan evladıysa, onun da bacısı kardeşi var. Tamam eşime de diyorum buradan. Eğer olumlu veya olumsuz boşanacaksak boşanalım. Ha, ne amaçlı ben yeri gelir yine arkadaşlık yaparım seninle.
Ayrıldıktan sonra ben sana yine yardımcı olurum. Olabileceğim bir şey varsa eğer diyorum bak. Ha ben senin kötü yolda olduğunu da sanmıyordum ve sanmıyorum da halen de sanmıyorum. Ha neredesin, ne yiyorsun, ne içiyorsun ben merakta kaldığımdan sadece bana bir alo de. Böyle böyle ilk ister yayına bağlan, ister yayın dışı bir ara. Görüşelim. Ya eninde sonunda illa yüz yüze bakacağız. Senin ailen olacak, benim ailem olacak. Bunlar hepsini görüşeceğiz yani. Hala kandırıldığını düşünüyorsun ve belki de zorla tutulduğunu, belki de tehditlerle falan mı tutulduğunu zannediyorsun? Şantajla ya da. Ya kendi razılığından gittiyse sanmıyorum. Eğer öyle bir şey dediyse doğruyu demiştir abla. Evet. Hani bu kendi rızanla gittim için. Demiş. Ha, işteyse bana evet. Desin ben Sezer ben senden mutsuzum. Belki ben mutlu edemedim. Belki yanındaki kişiyle mutlu. Tamam amenna ona da bir şey demiyorum. Ya çıksın karşıma. Ya ayrılmak istiyorsam Sezer böyle böyle ayrılalım. Ben çocuğumun velayetini vermek istemiyorum. Kendim almak istiyorum. İşim gücüm var, çalışıyorum. Ha istediği zaman gelir, istediği zaman da ben götürürüm. Yeri gelir arkadaş gibi, bir kardeş gibi. Ben her şeyiyle sevdim onu. Ve halen de seviyorum. Bana çıksın gelsin böyle böyle desin ya. Benim bir art niyetliliğim yok. Benim bir tehditliğim yok. Benim bir ırzlığım, namussuzluğum yok. Var desin çıksın burada yüzüme karşı konuşsun. Sezer tamam aslında... bunalıma girmiş olabilir. Belki kafasını dinlemek istiyorsa bana onu da desin. Kafamı dinlemek istiyor. Bir iki ay bana müsaade et Sezer desin. Bana o bile ferahlık yeter. Çünkü ben çocuğum bak ben bir haftadır buradayım. Çocuğumu özledim bak o nasıl özlemiyor. Nasıl bir anne. Anneliğin de bir gururu var. Bayanlığın da bir gururu, hasiyeti var. Ben yanındaki kişilere de diyorum bunu. İlla ki yanında birileri var ama ablası veya bir sıradan bir arkadaşı veya bir erkek kimse. Onların da anası babası kardeşi var. Niye böyle olsun? Ben meraklı mıyım televizyona çıkmaya buralara? Ve onun fotoğraflarını sergilenmeye meraklı mıyım? Benim de bir erkeklik gururum var. Ama biz sergilemedik burada fotoğrafları. Hiçbir şey göstermedik. Yani sen bize getirdin ama biz onları burada göstermedik. Bazen kendini de suçlama. Yani sen namussuz olduğun için, sen kötü olduğun için, sen hırsız, arsız olduğun için değil. Bazen ilişkiler bunlar olmadan da özellikle 16 yaşında bir kızı, 17 yaşında bir kızı, neredeyse 10 yaş büyük biri olarak siz o anda ona inanır, onun size hayat boyu eş olacağına, sevdiğine inanırsanız böyle hayal kırıklıkları yaşama ihtimaliniz çok yüksek değil mi hocam? Evet bir de yani Sezer senin diğer bütün senin durumunda olan erkekler için de söylüyorum. Ne özelliğin var? Bak annesini babasını reddediyor. Sadece internetten tanıyarak sana geliyor. İnternetten başkasını tanınca da ona gidecek. Ya gitsin ben gittiğine bir şey demiyorum. Yani tamam sen demiyorsun ama. Ya hiç değilse çıksın ayrılacaksa. Aynı Serap Hanım'ın dediği gibi buradaki bütün yani erkeklere bu konuda seslenmek istiyorum. Başkasına yapan size de yapar. Hiç kimse diğerinden daha özel değildir. Hepimiz insanlarız. Aynen öyle. O yüzden birisi bir şey yaparak size geliyorsa o size de yapacak demektir. Bunu bir aklınızda tutun. Ya benim demek istediğim işteyse yani çıksın yüzüme karşı aslında konuşmak aslında söylemiş oldu be. Telefonda ya ablacığım. Söylemiş tamam. Oldu. Söylemiş yani, inanmak ya, istemiyor. Şimdi ya inanmak istemediğinden yaz, değil. Hayır Sezer kesin, şimdi bak yas yani. Durumundasın. İnsan çok sevdiği birisini kaybedince yas tutar. Bu her insanın yaptığı bir şeydir. İlk safhası da yas duygusunun inkardır. Olamaz. Şimdi bu inkar duygusunu geçtiğin zaman pazarlığa başlayacaksın. Bak şunu yaparım, bunu yaparım, ev alırım, araba alırım, bilmem ne yaparım. Pazarlık safhası gelir. Ancak ondan da bir netice elde edemezsen kabullenme gelecek. Ama o pazarlık safhasında çok şey kaybedebilirsin, aklında olsun. Ben abin olarak şimdi seni uyarıyorum. Bu normal, her insanda olan bir şeydir. Aman kapılma. Yani bir an önce bence dilekçeni ver, her iş yoluna girsin. Ya, yani tamam, mahkeme hiç bana konuşalım, bir telefon etsin. Ben kendi ağzımda duymak istiyorum. Hiç değilse yayın dışı olsun, bana bir telefon etsin. Sezer, ben başka birisiyle mutluyum ya. Seninle mutlu olamadım. Yapmaya çalıştım, yapamadım. Ya yani, bunalıma girdiyse artık. Bana bunalıma girdim de uzun süre görüşmeyelim de. Bana bunları açıklasın. Ben de ona göre yoluma bakayım. Bugün geri dönse 5 yıl sonra gene gidecek. Belli bir kere yapan bir daha yapacak. Nasıl sana yapan başkasına ya olabilir, da yapar. Tabii ki. Aynı şey. Peki, ben de diyorum ki yani usulünce neyse aile arası konuşalım. Ayrılacaksak ayrılalım. Ben buradan yine sesleniyorum. Bu bir flört eğer dinliyorsa. Değil. Yani bu bir flört değil. Gülistan'a biz de buradan söyleyelim. Gülistan siz flört etmediniz. Siz flört etmediniz. Siz bayağı bir karı koca oldunuz, evlilik yaşadınız, çocuk
sahibi oldunuz. Mikrofonum mu çarpıyor arkadaşlar? Dolayısıyla problem var mikrofonunda. Peki, el mikrofonunu alayım ben şimdi. Şimdi yani Sezer, bizim dememiz o ki artık testi kırıldığı zaman su sızdırır. Eski haline ne kadar yapıştırmaya uğraşsan da gelmez. Bu işin çözümüne bak diyoruz biz. Ben yani de çözümü için... Bu pazarlıkla, inkarla bir yere varamayacaksın. Daha çok zararın gördüğün zarar yok. Artacak. Çocuğun da çok yıpranacak arada. Ben de onu diyorum. Şimdi çocuğun yıpranmasın. Bir an evvel ayrılacaksak, eğer aklında niyeti varsa ayrılalım. Ha çocuğunu yine gelsin. Ve melahatini istiyorum çocuğumu. Çocuğuma ama bakalım. Sigortasını düşün. Yani. Anladık biz senin ne dediğini. Gülistan'a da söyleyelim. Bu bir flört değildi. Mesajla ya da orada ifade vererek ayrılmak çok normal ve medeni bir şey değil. Ara o zaman söyleyeceklerini ona da söyle. Duymak istiyor. Demek ki acıyla insanla bir yüzleşmek ister ya. Hani bir yakınınızı kaybedersiniz. İlla ki onun cenazesini bir görmek istersiniz. İnanmak için. Kabrine gitmek istersiniz. Belki öyle bir şeydir. Bir yas süreci dediğiniz gibi. Ara, sizin bir ortak geçmişiniz var. Konuş, konuşarak bitirin ya da bitirmeyin her neyse. Böylesi daha medeni olacak. Efendim şimdi bundan tam 28 sene önce. 22 sene önce. Hemen. 22 sene önce. Evet. Gaziantep Nizip'te bir karı koca var. Bu karı kocanın, az mı geliyor ses? Bu karı kocanın efendim 3 tane çocuğu oluyor. Fakat 22 senedir Abdullah burada, annesi kayıp. Kadının başına ne geldi? Evlatlarını göremiyor. Evlatları onu göremiyor. Başına ne geldiğini merak ediyorlar. Öldü bildikleri annesinin bir gün yaşadığını öğrendiler. 45 yaşındaki Rabia Ateş 22 yıldır kayıp. Evlatları yıllardır annelerinin izini sürüyor. Biz çocuktuk. Annem kayboldu. Biz 3 kardeş olarak bunun için yıllardır mücadele veriyoruz. Yıllarca öldü sandılar. Bize öldü dediler. Biz bu zamana kadar öldü diyebiliyorduk. Hayatından endişe ediyorlar. Öldürüldüğünden de şüpheleniyoruz. Yani eğer öldüyse bile annem, en azından bir mezar olmasını istiyorum. Rabia Ateş nerede? Serap Paköz'le geri döndük. Nihayet sizlere merhaba dedik. Cinayetleri çözdük. Bu Adil denen kişi bir şeyi itiraf ediyor efendim. Murat'ı öldürttüm diyor. 3 kişi şu anda katil zanlısı olarak tutuklandılar. Kayıpları bulduk. Ve hafta sonu Ceren'i teslim etti bu şahıs. Korkmana hiç gerek yok. Yalvarıyorum annem sana. Özlem teslim etti. Bravo. 51 günlüğü yaşadım ben biliyorum. Allah razı olsun. Çocuklarına kavuşturduk. Hüseyin abi bak. Çocuklarını getirdik sana. Ben bunları çok seviyorum. Bunlar için, ikisiniz için ben canım verdim. Küsleri barıştırdı. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Ben heyecanlıyım, ne söyleyeyim. Hoş geldiniz. Sen amcandan, babaannenden haberdar mıydın? Yok, değilim. Allah razı olsun sizden yavrum. Gerçeğin peşinde. Evet, 22 yıl önceye gidiyoruz efendim. Dediğim gibi yer... İl Gaziantep, Gaziantep'in Nizip ilçesinde genç bir karı koca. 3 tane çocukları var. O dönemde 6, 5 ve 6 aylık olan, 5 yaşlarında ve 6 aylık olan
3 çocukları var ve orada bir karı koca kavgası yaşanıyor. Ne oluyorsa o kavgadan sonra oluyor ve Abdullah'ın ve 2 kardeşi daha var Abdullah'ın. Onlar da şu anda 25-26 yaşlarında, Özlem ve Özgül, 2 kız 1 erkek çocuğu. Ortadan kayboluyor anne. Abdullah, sen anlat. O zaman en büyük sensin. Evet. 6 yaşındasın. Evet. Ne hatırlıyorsun? Şimdi Serap abla 98-99 yıllarında, yani ben 6-7 yaşlarındayken annemle babam anlaşamıyorlar. Artık o dönemde kendi aralarında neler yaşandı, neler oldu onları biz bilmiyoruz. Annemle babam ayrılıyor. Biz ilk önce annemin yanındaydık aslında. İlk annem babam ayrıldığında. Öyle mi? Köye götürdüler bizi. Babam boşanma davası açtı. Tabii annem o zaman bizi babama verdi. Artık baskıyla mı verdi? Hani ailesi tarafından işte çocuklarını vereceksin denildi mi? Veya kendi isteğiyle verdiğini zannetmiyorum. Hiçbir anne kendi evladını göz göre göre bırakıp gitmez yani. İlk mahkemeyi hatırlıyorum ben. Annem ve dedem geldi mahkemeye. Sadece annem ve dedemdi. Zaten annemi en son orada gördüm. Yani o anı hatırlıyorum. Başka annemle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet. Biz babamla birlikte babaannemin evine yerleştik. Bizi babaannem büyüttü. Yine Nizip'te mi? Yok, Gaziantep merkezde. O zaman merkeze geldiniz. Biz normalde de merkezde yaşıyorduk. Annem babamla evli olduğu dönemlerde zaten Antep'te merkezde yaşıyorduk. Anladık. Babamla birlikte geldik. Bizi babaannem büyüttü. Bize hem annelik hem babalık yaptı. Beni ve 2 kardeşimi o evlendirdi. Şu anda 95 yaşında. Maşallah. Yani Allah benim ömrümden alsın, ona versin diyeyim. Çünkü hem annelik hem babalık yaptı bize. Ondan sonra 99 yılından sonra annem 2 yıl kadar yanılmıyorsam dayımgille birlikte kalıyor. Artık o esnada o 2-3 yıl süre zarfı içerisinde annemi nasıl diyeyim, akli dengesi yerinde olmayan, %50 akli dengesi yerinde olmayan başka bir köyden bir insanla evlendiriyorlar. Tabii bizim duyduklarımız işte çevredeki söyleyenler, işte annen istemedi diyor hiçbir şekilde evlenmeyi. Sadece evlatlarımı istiyordum diyor. Her zaman köyde o kelimeyi kullanıyormuş. O akli dengesi yerinde olmayan adamla artık tahminime göre 6-7 ay kadar bir beraberlik yaşamışlar. Ondan sonra kaçıyor onun yanında. Yani... Başka bir köyden. En son görenler böyle mi anlatıyor? Evet, yani o köyde olduğu zamanı, o 2 yıllık sürede bunlar yaşanmış. Şimdi Özgül'ü telefona bağlayacağım. Çünkü bir dönem siz 3 kardeş anneniz hep öldü biliyorsunuz. Biz bunu 2000... kim söylüyor size anneniz öldü diye? İşte şu anki telefona bağlanacak kardeşim Özgül. O zaman... Ondan önce siz niye öldü biliyorsunuz annenizi? Kalp krizi geçirdi. Kim söylüyor bunu? Ya... Babam, babaannem, halam, baba tarafını söylüyor. Baba tarafım. Annen kalp krizi geçirdi, zaten öldü. Annemle babam ayrıldıktan sonra biz anne tarafımla komple ilişki kesildi. Yani son 5 yıldan belli birbirimizi tanıyoruz. Benim bir evlilik esnasında dayım aracı oldu şu anki eşime. Arkadaşının kızıydı. Ondan sonra tanıştık. Yani onun öncesine kadar, son 5 yıla kadar... 5 tane teyzem varmış. 2 tanesini gördüm, 3 tanesini tanımıyorum. Abdullah, ayrıldılar diyorsun ya, ben seyircilerimizi bu konuda bilgilendireyim. Evet, ayrılma teşebbüsü oluyor, mahkeme davalar açılıyor vesaire, ama 22 sene olmuş, halen resmi olarak boşanmış değil annen, evet, ve baban. Evet. Dolayısıyla senin anneni biz Rabia Ateş olarak arayacağız. Evet, Rabia aynı Ateş. Soyadını taşıdığı, evet, için. Bu arada 2 kız kardeşin, ikisi de telefonda, Özgül ve Özlem. Şimdi efendim, aile bireyleri, yani çocuklar annelerini öldü biliyor ya, baba ve babaanne, yakın baba akrabaları, annen kalp krizi geçirdi öldü diyorlar. Şimdi Özgül bugün 25 yaşında, evlilik yapıyor ama o zaman yaşı tutmuyormuş galiba. Evet.
ve bebek dünyaya getirecek, hastaneye yatıyor. İşte Abdullah'ın, Özgül'ün ve Özlem'in hayatının dönüm noktası Özgül'ün bu doğum yapması ve yaşının küçük olması. Özgül merhaba. Merhaba. Yavrum sen ne zaman yapıyorsun bu doğumu? Ben 2011, 9. ay 8'i, çarşamba bir gündü. Böyle doğuma gitmiştim hastaneye. Sonra ben doğum için tekrar hastane yapışları yapılması gerekiyordu. Hastane yapışları yapıldı. Daha sonradan polis ekipleri geldi. Ama ben bu arada doğum oldu. Polis ekipleri geldi. Sonra dedi ki işte resmi imkanınız yok. Neden yok? Ben dedim annem yok dedim, annem vefat etti dedim. O da dedi ki hayır dedi, annen vefat etse neden o zaman sağ gözüküyor dedi. Ama resmiyette şu anda sağ gözüküyor. Evet. Ondan sonra ben o anda tabii 15 yaşındaydım. Hani korktum, neyin olduğunu tam bilmiyordum. Çünkü biz annemi öldü biliyoruz. Hani yasal olarak sağ gözüküyor evet ama... Ya hiç görmedik yani, ben hiç annemi görmedim, bilmiyorum. Şimdi karşıdan biri bana gelse dese ki ben senin annenim dese, inan ki o derecede inanırım yani. Bilmiyorum çünkü. Sadece abim, ablam, biz üç kardeş büyüdük babaannemin yanında. Daha sonra olaylar açıldı. Sonra karakol tekrar ifadeye çağırdı, sen ne biliyorsun diye. Ben hiçbir şey bilmiyorum, sadece annemin öldüğünü biliyorum dedim. Çünkü küçükken bize annemiz öldü denildi hitabıyla. Ama nedir, ne durumdadır, şimdi sağ mı, ölü mü, hiçbir bilgim yok. Öyle bir olayla başladık. Hayat hikayesi buradan itibaren devam etti. Özgülcüğüm peki sen de tabii herhalde baban, babaannen, bilmiyorum hala evet, amca evet. Var mı? Baba tarafı hep size anneniz öldü diyerek büyüttüler evet, sizi. Evet. Sen orada hem doğum yapmışsın hem yaşın küçük. Bir travma evet. Yaşıyorsun. O sırada da annenin hayatta olduğunu öğreniyorsun. Ne hissettin Özgül? Ne hissedilebilir? Sizce anne sevgisi hiçbir şeye değişilebilir bir şey değil ya. Ben kendim de anneyim ama anneli hiç kimse yani o an yaşatamaz. Kimse yaşasın istemem, kimse annesinden ayrı kalsın istemem. Ama ben hep annesiz büyüdüğüm için çok pişmanım. Hani bu hayatı ben kendim tercih etmedim ama... Keşke de hayatımı ben çizebilseydim, böyle bir hayat asla çizmezdim kendi adıma. Yani babaanne ne kadar sevgi verir seversin, ne kadar üzerinize titrerse titresin, öpsün koklasın. Anne değil mi? O başka bir şey. Sen anne olunca belki daha da çok anladın bunu. Ben zaten bu hayatta en çok anne olmayı sevmiştim. Annemi de şimdi belki daha çok iyi anlayabilirdim. Yaşım 25. Ama annem şu an olsaydı belki ben evliliği bile düşünmezdim yani. Annemin dizinde olurdum. Onunla beraber uyurdum. Onunla beraber hayat geçirirdim. Ama abim, ablam onlar biraz büyüyünce bana hem annelik hem babalık hem doğruyu hem yanlışı onlar gösterdi bana. Yavrum sen annen gittiğinde 3 yaşındaymışsın. Yok ben 6 aylık bebektim. Öyle bebek olan yani. Sen misin peki? Ama sen evet. 25 yaşındasın. Evet. Annen eğer ki 98'de gittiyse senin 23 yaşında olman lazım. O zaman 25 sene mi oldu yani annen gideli? Yıl olarak hesapla biz tam hatırlamıyoruz. Hani tam şu 98 veya 90 yani bizim tahmini anladım. Duyduklarımız. O zaman babanız da size net bilgi vermiyor. Ya babam şu şekilde hani babam biz sorduğumuzda oğlum ben boşanma davasını açtım. Zaten siz ilk başta annenizin yanınızdaydınız. Sonra da bana verdiler. Yani 20 yıl öncekinden şimdiki boşanma davaları o zamankinden şimdiki çok farklı. Hani 4-5 mahkeme devam ederek boşanıyorlardı. Şu an belki tek celsede veya ikinci celsede boşanıyor. İlk mahkemeye katılıyor annem boşanma davası için. Tabii mahkeme ilk mahkemede boşanmadığı için ondan sonraki diğer mahkemelere annem katılmıyor. Katılmadığı için yani şu zamana kadar zaten annemin yani babamın annemle resmi nikahla olması oradan kaynaklanıyor. Hani annem tabii, gelmediği anlıyorum. İçin boşanamıyor. Gerçi 25 senede herhalde baban da çok üzerinde dursaydı, gayiplik ilanı vesaire çıkarsaydı boşanma gerçekleşebilirdi. Dikkatimi çekti zaten. Niye baba bunların üstüne gitmedi? Belki baba da 25 senede evlenmek, yeni bir aile kurmak isteyecekti ve niye çocukları öldü dedi. Çünkü... Kesinlikle dönmeyeceğinden emin olması lazım.
gelemeyeceğinden emin olması lazım. Hocam sizin de mikrofonunuzda bir sıkıntı varmış da uyardılar. Hemen geliyorlar. Bu arada galiba baban da dini nikahla bir hanımla beraber yaşamaya devam ediyor. Özgül, dolayısıyla sen 6 aylıksan eğer zaten annenle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilsin. Bu fotoğraf babadan mı geldi size? Annenin fotoğrafı. Özgül. Abdullah, bu fotoğrafı kim verdi size? Bunun kimden geldiğini bilmiyorum. Bundan önceki resim bende vardı. Onu da yengem verdi bana. Evlendikten sonra al oğlum bu annenin resmi demişti. Amcanın karısı mı? Amcamın karısı. Amcanın karısı. Evet, ondaydı o resim. O zamana kadar sen ne zaman evlendin? 5 yıl oldu benim evliliğim. 5 yıl öncesine kadar annenin fotoğrafı dahi yok muydu? Yok. Baban evde hiçbir şey bırakmamış mı? Yok, hiçbir şey yoktu yani. Peki babanıza sordunuz mu? Bu kadar nefretle bir ayrılığın sebebi neymiş? Onu tam olarak ben de bilmiyorum. Hani biz de tam detaylı sorup da onun da daha fazla geriye dönüp üzülmesini istemedik. Yani kimisi işte evden kaçtığı için baban soğudu dedi. Onun öncesinde işte evin içinde devamlı şiddetli geçimsizlikler olmuş. Yani hep bunlardan bahsettiler. Bahsediliyor. Şimdi Özlem telefonda, diğer ablan. Kardeşin Özlem. Merhaba. Merhaba Özlemciğim. Şimdi şöyle bir baktığım zaman gene de en şanslı sen gibi görünüyorsun ama sebebini şöyle açıklayacağım sana. 2000 yılında, yani bundan 20 sene önce, ki o zaman sen de herhalde 6-7 yaşlarında ilkokuldasın, öyle tahmin ediyorum. 2000 yılında seni görmek için annen okula geliyor. Evet. Doğru mu? Ne oluyor ondan sonra? Ya ben görüşüyor musunuz? Rahatsızlanmıştı. Rahatsızlandığı için o gün okula ben tek başıma gitmiştim. Ama sürekli evin içinde bize bir baskı vardı. İşte ailem tarafından, işte biri sizi kaçırmaya gelirse böbreklerinizi satacak, sakın gitmeyin, şey olacak diye sürekli bu şekilde söylüyorlardı bize. Teneffüsteydim, bugün gibi hatırlıyorum. Teneffüsteydim. Arkadaşlarım tarafından söylediler bana. İşte annen geldi falan deyince ben inanmadım. Evet. Ondan sonra gittiğimde annemi gördüm. Ondan sonra yanında teyzesinin kızı vardı. Fatoş diye bir bayan vardı. Annem beni kucağına almaya çalıştı. Ağladı. Çok fazla ağlıyordu zaten. Ağlayarak işte ben senin annenim, sizi götüreceğim. Ben sizden ayrılmak istemiyorum gibi dediğinde beni kucağına aldı. O kucağına alınca ben tekme atmaya çalıştım. Hani sen benim annem değilsin, organlarımı satmak için geldim, beni kaçırıp götüreceksin falan gibi şeyler söyledim. Sonrasından müdür odasına çıktık. Müdürümüz vardı odada. Ondan sonra annem bana bir resim gösterdi. Annem, ben, abim, kız kardeşim, hepimizin beraber çekindiğimiz bir resim vardı. Onu gösterdi. Onu gördükten sonra zaten annem olduğuna inandım. Hı hı. Ne yaptın? Ondan sonra tabii ki yumuşadım, hani o an tam gidiyordu çünkü o sırada bizim okulla ev çok yakın olduğu için bizim arkadaşlar benim babaanne tarafıma, baba tarafıma haber göndermişler. Halamgil, babamgil, babaannemgil hepsi komple okula baskın yapınca bu da korktu, annem korktu. Annem o şekilde kaçmaya çalıştı ama o anda sarılmak istedim tabii ki. Ondan sonra annem kapıdan çıkmadan tek söylediği cümle, öleceğimi de bilsem gelip sizi alıp götüreceğim dedi. Evet. Ama bir daha annenizden hiç haber alamadınız. Hayır, ondan sonra hiç haber alamadım. Fakat çok acayip de şeyler yaşanmış Özlem. Çünkü bu Özgül'ün doğumu sırasında annenizin yaşadığını öğrenince tabii polis devreye giriyor, emniyet güçleri devreye giriyor. Kütük'te yaşıyor görünüyor ama çocuklar öldüğünü biliyorlar. Bunun üzerine bir yazı yazılıyor efendim. Bunun üzerine Nizip'e bir resmi şey yazılıyor. Özgül tabii annem öldü deyince polisler ona kızıyor ama hakikaten hayatta çünkü. Ankara Emniyeti Gaziantep Nizip Jandarmasına haber veriyor. Ve sizin iddianız doğrultusunda bir kamu davası açılıyor ve annenizin akrabaları ifadeye çağrılıyor. Buradan sonrası çok çok önemli. Şimdi komşulardan bir tanesi
Rabia'yı diyor, o dava açıldı ya hocam. Rabia'yı diyor, abileri Mehmet, Ali, kuzenleri Yusuf ve göremediğim iki kişi gece 3-4 gibi döve döve eve soktular. Sabah da öldüğünü duyduk. Ama taziye çadırı bile kurulmadı. Böyle söylüyor. Özgüller'in iddiasına göre bu ifade baz alınarak bu kuzen Yusuf tutuklanıyor. İkinci mahkemede komşu ifadeyi geri çekiyor ve Yusuf serbest bırakılıyor. Şimdi burada bir cinayet ihtimalinden bahsediliyor. Ama komşu ifadesini değiştiriyor ve serbest bırakılıyor. Fakat bundan bir süre önce, yani bir sene kadar önce, Özlem, seni teyzenin kızı arıyor ve orada kullandı. Kim arıyor? Başka bir bayan arıyor. Başka bir bayan arıyor. Evet. Birisi, yani bir ihbarcı arıyor. Bir ihbarcı seni arıyor ve bir şey söylüyor Özlem. Ne söylüyor sana? Şimdi o beni aradığında 15 Şubat saat 2.30 civarlarındaydı. 2019 yılındaydı. Aradığında vicdan azabı çektiğini, ben rahat edemediğini söyledi önce. Ben de niye bu zamana kadar beklediğini sordum ona. Ne diyorsun, hani niye bu zaman... Abdullah, ne diyorsun? Burada hayır. Bunları sen vermedin mi bu bilgileri? Evet. Evet. Ben ne dedim bilgileri verirken? Ne dedin? Ne dedin? Sen annenin bulunmasını istemiyor musun? Evet, istiyorum. Annenin bir cinayete kurban gitmiş olma ihtimali var mı? Var. Bunda ne konuşacağız o zaman? Tamam. Evet Özlem, seni dinlemeye devam ediyorum. Ondan sonra bana verilen bilgide o arayan şahıs kendisinin Nizip'te, zaten Nizip'li olduğunu, kendinin bizzat her şeyi gördüğünü, işte dayımın annemi öldürüsüye dövüp ahıra bağladığını, annem dayıma demiş ki hani beni ahırda yaşayayım ama çocuklarımdan ayırmayın beni. Evet. Ona rağmen hiç kimse ilgilenmiyor tabii. Annemi başkasıyla evlendiriyorlar, ediyorlar. Ondan sonra teyzemin oğlu, en büyük teyzemin oğlu, dayımın işte diğer kuzenlerim, onları tam bilmiyorum. Onlarla beraber annemi öldürüp çuvalın içinde Nizip'teki bir köyümüzde var. Köydeki mezarlığa getirip attıklarını, orada kadın, kendi arayan şahıs bana bunları bu şekilde anlattı. Ve bunu söylerken de bildiğim şeyler var ve artık bunun vicdan azabına dayanamıyorum dedi, öyle aynen mi? Aynen öyle. Tabii ben her şeyi kulaklarımla, işte benim kendi teyzelerimi tanımıyorum ben. Evet. Teyzelerimin köyde konuştuklarını, işte anneannem en başta ölene kadar, işte Rabia annem ondan önce ölmüş çünkü anneannem yaşıyormuş annem öldüğünde. İşte Rabia, biz bu vicdanla nasıl yaşayacağız, biz sana ne yaptık, elin yüzün tanınmayacak bir haldesin gibi ağıtlar sürekli anneannem yakarmış. Peki yavrucuğum, şimdi 5 sene önce Abdullah evlenirken, evet, teyzelerle, evet, dayılarla vesaireyle tanışılıyor. Bir tanışma ve hatta oluyor. Dayı aracılık ediyor senin, evet, eşinle ilgili. Evet. Peki bu süreçte hep görüşüyorsunuz son 5 senedir, doğru mu? Evet. Dayıyla, teyzelerle. Evet. Yani onlardan böyle bir zarar gelmiş olsa annenize, evet, bu kadar rahat davranabilirler mi sizce? Onlar biliyorlar mı bu iddiaları? Mesela bu ihbarcının Özlem'i arayıp da dayın öldürdü, oraya attı çuvalla vesaire. Bunu dayıyla paylaştın mı Özlem? Ben aradım. O, evet, an çok sinirlendim zaten. Ondan sonra daha çok fazla şeyler vardı. Hani kayıt olarak zaten elimde var bütün konuşmalarda. O an çok sinirlendim. Dayımı aradım ben, Ali dayımı. Dedim, evet, ki böyle böyle, bu sizin yanınıza kar kalmayacak. Annemi kesip biçip öldürmüşsünüz. Elini yüzünü tanınmayacak bir hale getirmişsiniz dediğimde bana söylediği laf, işte biz bir şey yapmadık. Kendi kaçtı gitti. İşte Adana'da evlendi. 2 tane de hatta çocuğu oldu. Biz hani öldürmedik, etmedik gibi şeyler söyledi. Peki Adana'da evlendi ve 2 çocuğu olduysa dayınlar, teyzenler niye görüşmüyorlar bu kadınla? Ben de aynısını söyledim. Niye size adresini vermiyorlar? Annem dedim, öyle bir şey olmuş olsa, 2 tane çocuğu olmuş olsa resmi nikahlı gider, bir avukat tutar, boşanır. Babamla boşanır, o adamla evlenir. Ki annem, ki bizsiz duramazdı, mutlaka annem nerede olursa olsun bize de ulaşırdı. Bir de okula gelip sana bu söylemişliği var. Yani öleceğimi de bilsem ben sizi bırakmayacağım, arayacağım.
Yani alamasa bile en azından yine okula gelirdi. Evet. İşte duyardı, düğünü duyardı. Köşeden bucaktan gelir, oğlunun düğününü izlerdi, sizin evliliğinizi. Yani bir şekilde bir kendini belli ederdi. Doğru mu? Mutlaka ki, mutlaka hani ne kadar olursa olsun anne yani bizim büyüdüğümüzün belki karşımıza çıkıp yani Allah etmesin benim başıma böyle bir şey gelse ben kızım büyüdüğünde alıp karşıma konuşmayı tercih ederim. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Hani sizin baba tarafınız bunu yapsa anlaşılabilir bir yerde. Yani tabii ki yanlış bir şey ama hani çocuğu göstermemek için falan. Ama kendi akrabalarını niye öldürsün? Yani bir sebep olması lazım. Vallahi o sebebi de biz çok aradık. Ben hatta dayıma defalarca söyledim. Dayı ne yaptınız? Ama ben adım kadar eminim. Çünkü söylentilerden olsun dayımın babama telefonda bundan sonra Rabia ile ilgili hiçbir şekilde ne sesini ne görüntüsünü görmeyeceksiniz. Rabia öldü cümlesini ben kendi kulağımla babama telefonda söylediğinde duydum. Kim söyledi bunu, dayın mı? Ali dayım söyledi. Babana Rabia öldü dedi. Evet. Bundan sonra Rabia çünkü babam beni okuldan kaçırdığı için çok sinirlendi. Ali dayımı aradı. İşte kız kardeşiniz geldi, çocuğumu kaçırdı gibisinden. Ali dayım da bu sene, bu gece onun son gecesi. Bu geceden sonra bir daha göremeyeceksiniz demiş. Şöyle bir cümle daha sanki kurmuş. Aramasın, sormasın çocukları baban dediğinde, baban yani ona söylediğinde zaten bir daha arayıp soramayacak. Arayıp soramayacak. Arayıp evet. Sormayacak değil. Bundan sonra zaten bir daha arayıp soramayacak. Evet. Ve öldü dedi, öyle mi? Evet. Onun sabahına zaten herkes tarafından annemin öldüğünü, bilmem ne olduğunu, ondan sonra işte bizim tanıdıklarımızdan, koludan, komşudan duyduklarımız dayın öldürdü. Ki zaten anneme pusu kurulmuş. Teyzemin kızı dulmuş o zamanlarda. Annem onun yanına gitmiş. Okula beraber gelen Fatoş'la birlikte. Okula evet, gelen Fatoş'la, evet. Fatoş'la beraber, evet. Evet. Ondan sonra Fatoş'un yanında kalıyor. Dayım Fatoş'u arıyor. Anlıyorlar orada olduğunu. Fatoş'a diyorlar ki o ara eve çağır. Eve çağır. Dayımgil evde pusu kuruyorlar. Fatoş arıyor, annemi eve çağırıyor. Annem eve geldiğinde zaten orada dayımgil yakalayıp apar topar alıyorlar. Gece 3'te Nizip yoluna doğru köye giderken orada zaten çoğu yazmayla boğup öldürdüklerini, çoğu işkence çektirerek öldürdüklerini gibi şeylerini söylüyorlar. Bu arada o komşunun önce ifadesinde işte gece 3 gibi onu çok fena dövdüler. Sonra da evet. Çıkardılar yani öldü ama taziye çadırı bile kurmadılar. Şimdi bunu bu kadar uyduracak bir insan yoktur herhalde. Bunu söyleyip sonradan ifadesini geri alması ve bu yüzden de tutuklu olan kuzeninizin, değil mi, kuzen oluyor o Yusuf? Dayımın kuzeni, bizim değil. Dayınızın kuzeni. Kuzeni. Yani onun bırakılması enteresan olmuş. Yani ya komşunun sizin o teyzelere, dayılara bir düşmanlığı vardı. Böyle bir şey. Çünkü bir normal ölümse zaten bu duyurulur. Ondan sonra taziye çadırı da kurulur. İşte defin işlemi yapılır. Ama kütükten de düşer. Bayağı çelişkili. Bu arada dayınız Ali Bey telefonda. Ali Bey merhaba. Merhaba, merhaba. Evet Ali Bey, yeğenlerinizin, sizin kız kardeşiniz Rabia ile ilgili bazı iddiaları oldu. İşte komşunun ifadesi var, sonra yine bir tanık var, Özlem'i arayıp dayın anneni öldürdü, artık ben bu vicdan azabına dayanamıyorum şeklinde. Bir kere size önce şunu sorayım, Rabia yaşıyor mu, yaşıyorsa nerede? Vallahi haberim yok. İnan et ki haberim yok. Onlar şimdi şu anda ihtara atılar, erkek yediğini bilmiyorlar genler. İnan et ki 20 sene mi oldu? 19 sene mi? 20 sene mi bilmiyorum. Yani neredeyse 22 sene olmuş. Evet. Bu genler babasının yanında kaçtı gitti. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Hatta arkasında çok düştüm. Yerini bileyim diye göreyim. Getir. Bulamadım. Adana'da evlendiğini, iki çocuğu olduğunu nereden biliyorsunuz çocuklara? Ya yalan söylüyorlar. Öyle bir şey hiç haberim yok bile. Abdullah yalan mı söylüyor yani? Yalan söylüyor. Böyle gelsin karşısına söylesin. Özlem söyledi. Ben
Onu Özlem sen nereden duydun? Dayın böyle bir şey olmadığını söylüyor. Telefonumla, hayır bu telefonumla, aynı bu numaramla. Dayı ben seni geçen sene arayıp da annemi böyle böyle öldürmüşsünüz, atmışsınız dediğimde sen bana yeğenim Allah belamı versin ki ben öldürmedim. Anneanız evlendi Adana'da iki tane çocuğu var demedin mi? Aman yarabbim, aman yarabbim. Bunu inan et ki nasıl uyduruyorsun, nasıl söylüyorsun. İnan et ki ben kendi şeyimde kıyırımı görmem, öyle bir şey söylemedim, yalan da söyleme. Ali Bey niye yalan söylesinler, ne çıkarları var? Ne elde edecekler sizin ben aleyhinize konuşmakla? Kendiler söyle bak bu gittiğinde beri 20 sene mi oluyor, 22 sene mi oluyor bilmiyorum bile aklımıza gelmiyor. Genler nereye gittiğinde genler de benim haberim hiç yok. Belki genlerin haberi var, belki hiç yok. Hayır şimdi o haberiniz olup olmadığını konuşmuyoruz. Yeğeninizin yalan söylediğini siz diyorsunuz ki haberim yok, tamam size inandık. Bu durumda yeğeniniz gözünüzün içine baka baka burada yalan söylüyor. Kaç milyon kişinin de gözünün içine baka baka. Bunu niye yapıyor? Buyurun öyle neden şey, yalan söylüyor? Sebep. Ben öyle bir şey. Evet. Ben öyle bir şey söylemedim ki yani onun için diyorsun yalan söylüyor. Ben öyle bir şey demedim. Ama yani söyledin diyor yani bu konuda hatırlamayacak veya yanlış hatırlayacak bir durum yok ki. İnsanın bir tane annesi olur. Onun öldüğü evet de iddia edilince, kimin öldürdüğü de söylenince, onu telefonla konuştuğunda her satırı aklında evet kalır, her kelimesi. Vallahi onu ben kendi biliyor. Ben öyle bir şey, öyle bir kelime kullanmadım. Ha bu kadar uyduruyor yani. İki çocuğu evet var, Adana'da öyle yaşıyor, evlendi. Bir sebebi de yok, bir çıkarı yok. Özel bir düşmanlığı yok. Düğüne kadar tanışmıyorlar bile. Evet. Ha. Niye yalan söylüyorsun? Hatta bizle konuşuyor. Bir ara beni aradı dedi, Ali dedi. Bak, dayı dedi, dayı da, dayı dedi. Ben senden dedim mal davasını mı açacağım, ne diye açacağım. Ben de dedim, babam sağ, buyur gel, hakkın neyse al. Peki Ali Bey. Ya anam nerede bilmem. Ben dedim benim haberim anamda yok. 22 sene oluyor. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Babam yanında kaçtı gitti. Peki Ali Bey, birisi o kaçtı, dedi, kaçtığı dönemde hiç aradınız mı? Kayıp. Hiç haberimiz olmadı. Hayır. Ben çok kaçtı, ben aradım. Aradınız. Nerede oldu? Nasıl aradınız? Evet. Kayıp başvurusunda bulundunuz mu? Emniyete, jandarmaya gittim. Olmadı. Niye? Araştırdık yani nerede mi? Nerede kim? Kendiniz araştırdınız. Yani emniyete falan haber vermediniz. Vallahi onu bilmiyorum. Çünkü aklıma gelmiyor. Ben yalan idi bu. Yok, haber verseniz kayıtlarda gözükürdü. Hala aranıyor. Kayıp aranıyor. He? Gözükürdü emniyetin kayıtlarından. Düşmezdi. O zaman başvuruda evet, bulunsaydınız. Başvurmadım. Bilmiyorum. Ben aklıma gelmiyor. Yani önemsemediniz mi? Ondan sonra kadın gerçekten öldü mü? Ya da gözden mi çıkardınız? Ne yaptınız da kaçtı diyelim? İnsan kardeşini, baba da mı merak etmedi kızını? Annesi de merak etmedi. Ablam inan et ki bunda hiç haberim yok. Bunu ilk hani bu kelime hep kaç tarafında önce gene. Peki Ali Bey nerede olduğundan haberiniz yok. Niye boşandılar? Vallahi çok ciddi bir olaylı boşanma olmuş. Çocuklarını göstermiyorlar falan. Ya boşanamadılar ama en azından. Yani niye mahkemelere çıktılar? Böyle büyük rezillikler çıktı. Sebep neydi? Vallahi bilmiyorum. Genler bile ya al, mümkün gel babası değil bilmemeniz Ali Bey. Bu kız kardeşiniz. Nasıl bilmiyorsunuz? Sizin yanınıza gelmiş ayrıldıktan sonra eşinden. Sormadınız mı niye yani ayrıldınız, geldim buraya diye? Ya onda haberim yok. Şimdi genler kocanın arasında ne olmuşsa genlerin arasındaydı. Bizle ilgisi yoktu yani. Namus meselesi miydi Ali Bey? Ben çok net soruyorum bakın. Vallahi bilmiyorum. İnan etti benim haberim. Sen nasılsan ben de aynı evleyim. Yani bunu birkaç sene bundan önce aynı bizim buradaki karakol komutanına bilgi verdiler. Biz Nizbe'ye gittik, araştırdılar, sorduklar. Biz kendi kendimize her tarafa bilgi verdik. Bir şey bilemedik. Kimisi dedi teröristlere kaçmış. Kimisi dedi bir siyah tahsile gitmiş. Nereye gittiğini bizim yani inan etti haberimiz olmadı. Bir saniye Ali Bey, siz telefonda kalın lütfen. Rabia'nın eşi, hala boşanamadığı Abdullah'ın, Özlem'in ve Özgül'ün babası telefonda. Abdülaziz Bey, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyi günler, iyi çalışmalar dilerim efendim, buyurun. Teşekkür ederim. Abdülaziz Bey, çocukların annelerini aramalarına nasıl bakıyorsunuz? Onaylıyor musunuz, destekliyor musunuz? Şimdi tabii ki onaylıyorum. Bakın efendim, ben
Şu anda bugün itibariyle dilekçemi verdim. Boşanma davası açtım. Bugün Gaziantep 5. Asya Hukuk Mahkemesi'nde, aile mahkemesine dilekçemi verdim. Daha önce de Nizip Cumhuriyet Başsavcısı beni çağırdı. 2012 yılında gidip oraya ifade verdim. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı beni çağırdı. Bu konuyla ilgili ifade verdim. Benim bu kadını 1997 yılında anne babası Hacı Sulugöz, Ali Sulugöz geldi aldı götürdü. Ben dinen boşadım. O günden bugüne kadar daha yüzünü görmüş değilim. Telefonla görüşmüş değilim. Var mı yok mu bilmiyorum. Peki. Ama ben halen boşanamadım. Çünkü burada da ben çok büyük bir sorun yaşıyorum. Evlenemiyorum. Artı benim şu anda bir eşim var, çocuğum var. Çocuğumu okula kaydedemiyorum. Peki yani neden? Hiç görmediniz, sesini duymadınız. Çocuklara niye öldü dediniz? Kim söyledi size öldü diye de siz çocuklara bunu yaydınız? Şimdi ben yaymadım. Onlar söylediler yani. Ali ile yani Ali Sulugöz'den Hacı Sulugöz'dü yani. Bugün gelin Antep'e, benim mahallemde 45 yıldır ben aynı mahallede oturuyorum. Komşularıma sorun. Sorun, soruşturun, araştırın. Emniyet de araştırsın, soruştursun. Kim, nerede bu insan gelsin? Ben boşanmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum yani. Sadece Abdülaziz Bey nasıl ölmüş yani? Sormadınız mı çocuklarınızın annesi? Hayır. Onlar aldı götürdüler. O ölüp ölmediğini, yaşıp yaşamadığını onlar bilir. Ben bilmem. Peki Abdülaziz Bey onlar niye aldı götürdü? Niye ayrıldınız? Boşandım. Ya şiddetli geçimsizlikten dolayı anlaşamadık, boşandık. Şiddetli yani. Geçimsizlikten dolayı anlaşamazsanız çocuklarını da görür. Anne babası alıp götürse de arada böyle bir husumetler, bir şeyler olmaz. Bütün aileniz sırf okula çocuğunu görmeye geldi diye basmış. Çocuklar zorla sizin yanınıza verilmiş anneden alınıp. Bunlar normal şeyler değil. Neydi gerçek sebep? Şimdi bakın, biz adliyeye gittiğimizde boşanma davası açtığımda 1997-98 yılında dava açtığımda Hacı Sulugöz babasıyla abisi Ali Sulugöz bir de Rabia Ateş çocuklarımı getirdi bana teslim etti. Dedi ki biz sizin çocuklarınıza bakmıyoruz. Benim şahitlerim de var halen canlılar Allah'a şükür ölü değiller. Onları da size getirir. Bir tek tek size ifade verebilirler. Efendim söyleyeyim bana dediler ki biz bakmıyoruz senin çocuklara, ben de çocuklarımı aldım getirdim. Ve o yaşa kadar benle annem büyüttük. Allah'a şükür yuva sahibi ettik. Evlendiler, baklandılar. Olayı buradan ibaret yani. Abdülaziz Bey, peki bunun için yani vurgulayarak soruyor. Eğer ortada bir namus meselesi varsa o zaman kadının ailesi tarafında acaba bir başına bir şey getirildi mi, bir sıkıntı yaratıldı mı'nın sorusunun cevabını arıyoruz aslında. Şiddetli geçimsizlik oldu diye hani kimse kimsenin kızını, karısını ya da kardeşini şey yapmaz. Ama bir namus meselesi varsa ve bunu söylemiyorsanız o zaman bizim giriş yollarımızı da tıkamış oluyorsunuz. Nereye bakacağımızı bilmemiz açısından. Şimdi bakın efendim, şiddetli geçimsizlik derken maddi değil. Manevi olarak. Ben diyordum ki şu eve gitme. Gitme kardeşim. Gitme onunla konuşma, görüşme. Evinde otur. Ben çalışıyorum ya. Çalışıyorum. Para getiriyor muyum? Getiriyorum. Evime bakıyor muyum? Bakıyorum. Gitme, konuşma bu insanla. Ama ben işimden çıkıp, evimden çıkıp işime gittiğim zaman, geldiğim zaman kadın evde yok. Neredesin? O zaman telefon da, cep telefonu da yok yani. Ev telefonları mı vardı yani? Arıyorum, eve geliyorum. Hanım yok. Neredesin filan? Ben sana demedim gitme diye. Ondan sonra baktık ki olmadı. Ben de babasıyla abisini çağırdım. Dedim kardeşim biz geçinemiyoruz. Bu iş böyle yürümez. Dedikodu mu çıkmış da Abdülaziz Bey, dedikodu mu çıkmış da eşiniz hakkında? Evet. Değil mi? Komşular böyle o ileri geri şeyler söylüyorlardı evde olmadığı için. Böyle bir iddia vardı yani. Evet. Ha bir de çünkü çocuklardan biri daha 6 aylık. Ve böyle bir ayrılık gerçekleşiyor. Genelde Anadolu'da pek olmaz bu kadar küçük bebek varken. O yüzden yani bir şey olması lazım ki, bir de şu var, diyelim ki size öldü dediler.
Ne olursa olsun bu çocukların annesi. Eğer öldüyse yapmanız gereken o dayıdan, teyzelerden işte kabrini öğrenip çocukların bir ziyaretine gitmesini. O gün küçüklerdi, bugün büyüdüler. Kabri nerede bu kadının? Bir mezarına gidip dua ederler anneleri için. Ama bunların hiçbirini siz de bilmiyorsunuz, öyle mi? Hayır, ben bilmiyorum. Bakın ben ne diyorum? En son gördüm, 1997 bir yılıydı herhalde, hatırlıyorsam 97 yıllarıydı. Babasıyla kardeşi aldı götürdü. Başka bir kocaya verdiklerini duyduk. Mahallede duydu yani. Çevredeki insanlar da duydu. Allah işini bizim rast etsin dedik. Allah bahtını açık etsin dedim. Ben davamı açtım. Halen dilekçe, ben belgeyle konuşuyorum. Peki. Kafadan konuşmuyorum. Elimde belgelerim var benim. Peki. Boşanma, peki efendim. Peki. Belgelerim var benim. Peki Abdülaziz Bey, devam edeceğiz bu konuya. Sevgili seyirciler, Tuğba Düldül dosyasına geçiyoruz. Bugün stüdyomuzda ilk kez, daha önce hep canlı yayınlara katıldı Konya'dan ama Baba Yaşar Düldül stüdyomuzda. Hoş geldiniz Yaşar Bey. Hoş gördük, sağ olun. Ve Gül Hanım yine burada. Yunus'un gitmesi gerekti çünkü orada da yapılması gereken işler var. Babayla yer değiştirdiler. Muhittin de orada canlı yayında olacak. Bu arada muhabirimiz Murat Konya'da, yanında güvenlik uzmanımız, polis eğitmeni Murat Aydın da var. Bugün açılışta söylediğim gibi Murat Bey de bazı araştırmalar için İstanbul dışındaydı. Şimdi çok beklediğiniz, merakla beklediğiniz bir sonucu sizlerle paylaşarak Tuğba Düldül dosyasına başlamak istiyorum. Biliyorsunuz biz bu dosyaya başladıktan bir süre sonra bir bilgi, bir kaynaktan bize 2019 Nisan ayında Konya Kadınhanı ilçesinde bir mesirelik bir alanda cinayete kurban gitmiş bir kadın cesedi bulunduğu haberlerini ekranlara taşımıştık. Hatta öyle ki bu kadın cesedine herhangi bir sahibi çıkmadığı için o dönemde kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Ancak daha öncesinde jandarmanın yaptığı bir çalışma vardı. Bir kere DNA örnekleri saklanmıştı. İkincisi de kafatasına göre bir yeniden yüz tanımlama tekniğiyle bu robot resim oluşturulmuştu. Tabii ki bölge aynı olunca, yaşlar aşağı yukarı aynı olunca acaba bu kadın cesedi Tuğba Düldül'e ait olabilir mi sorusu aklımıza geldi. Tabii ki resmi makamlarda bu konuda iletişime geçtiğimizde bunu çok normal karşıladılar ve Yaşar Bey'den ve Gül Hanım'dan DNA örneği alındı. Bugün DNA örneğinin sonuçları geldi efendim. Allah razı olsun. DNA sonuçlarına göre kimsesizler mezarlığına gömülen, cinayete kurban gitmiş bu kadının, rahmetlinin DNA örnekleri Tuğba Düldül'le eşleşmiyor efendim. Ellerini öperim senin. Ellerini öperim. Estağfurullah. Estağfurullah. Karını sağ. Gelme. Bak şey var biliyorsun. Bak Gül Hanım. Gül Hanım, seninle ne anlaştık? Abla yanıyorum. Yanma bak, ama şimdi bak. Burada bir zavallı, bak. Burada bir zavallı rahmetli kadın var. Ve bu kadının hala sahibi yok. Ve belli ki o da, bak derin nefes al diyor sağlıkçılarımız. Bak orada. Razı olsun seni. Bak dinle beni. Bak sağlıkçı arkadaşlara bak. Bak derin nefes al diyor sana. Duydun mu? Gördün mü? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Biraz dur. Allah korusun, başka haber vermedik. Evet. Bak başka haber vermedik. İyi haber bu, hayatta olma ihtimali. Bu senin için en azından. Bu senin ailen için iyi haber. Peki biz bir bağlanalım arkadaşlar. Bu arada sağlık görevlisi arkadaşlarımız görevlerini yapsınlar. Murat Bey'le muhabirimiz Murat'a bağlanalım. Evet. Murat Bey merhaba.
Sevgili merhaba Murat, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Burada Gül Hanım, aslında bu biraz tabii acıdan değil de hem sevinçten hem de kızının yaşadığını en azından umut etme bakımından bir fenalaşma durumu oldu ama sağlık ekipleri yardımcı oluyor. Öncelikle Murat Bey, DNA sonucuna göre Tuğba Düldül'e ait değil. Rahmetli bu hanımefendinin hiçbir şekilde DNA'sı uyuşmuyor. Bu konuda ayrıca konuşacağız tabii ki. Sahipsiz kalmasını istemeyiz. Katilinin elini kolunu sallayarak gezmesini istemeyiz. Bu bizim için yeni bir dosyanın da açılışı demek. Önce muhabir Murat'la biraz konuşmak istiyorum. Murat'cığım, bu bilgiyi verdik. Başka nelere ulaşabildin? Evet, öncelikle şunu belirtelim. Berat'la beklenen sorunun cevabı en azından biliniyor şu an için. Bulunan ceset, sahipsiz ceset, sahipsizler mezarlığına gömülen ceset, kadın anı Osmancık semtinde bulunan ceset Tuğba Düldül'e ait değil. Artık bu sorunun cevabı belli. Tabii orada yeni bir dosya bizi bekliyor. Çünkü kimsesiz, şu anda faili meçhul bir cinayet var. Kimliği belli olmayan bir kadın cesedi. Bununla ilgili de kadın anı Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü çalışma devam ediyor. Alınan DNA sonuçları ortaya çıktığına göre Tuba ile ilgili soru işaretlerimiz halen sürüyor. Şunu hemen belirtmek istiyorum. Biz Konya'da yaklaşık bir aydır bu dosyayı araştırıyoruz. Bu dosyanın peşinde Tuba'ya ne oldu? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Murat Bey de şu anda burada. Bundan sonraki süreçte tek sorumuz var. Tuba'nın başına ne geldi? Sağ mı? Yok, hayatta mı? Yoksa yaşamıyor mu? Bu soruların cevabını bulmak üzere bizler kapıları çalmaya devam ediyoruz burada. Konya'da devam ediyoruz. Ama dediğimiz gibi kapıları çaldığımız zaman özellikle muhataplarımız arasında yer alan Özkan Bey, Durmuş Bey, yine Seval Hanım, Aslı Hanım kapıyı her çalmamıza rağmen, burada ben bir parantez açmak istiyorum. Seval Hanım evet bizimle görüşüyor ama kameralar karşısına çıkmak istemiyor. Bunun dışında geri kalan kısımda sorularımızı cevaplamaya çalışıyor ama Özkan Bey, babası Durmuş Bey ve yine Aslı Hanım, bunlar kesinlikle kapılarını açmıyorlar bizlere, bizimle görüşmüyorlar. Görüşme tekliflerimizi kabul etmiyorlar. Bizlerin kendilerine sorduğumuz tek soru Tuğba ile ilgili. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bunların karşı taraf olan yani düşmanlıkları falan, bunlar bizi ilgilendiren konular değil. Bunu defalarca kendilerine ilettik. Sadece Tuğba ile ilgili görüşmek üzere bir çay içmek için evlerine gitmek istedik. Herhangi bir çekim, herhangi bir gün kayıt almak yok. Sadece bir çay için teklifte bulunduk ama Özkan Bey, Durmuş Bey, yine Aslı Hanım bizimle görüşmeyi kesinlikle reddediyor. Bizler burada Tuğba Düldül'ün başına ne geldi, Tuğba Düldül'e ne oldu, bu soruların cevabını araştırmaya çalışıyoruz. Bunları bulmaya çalışıyoruz. Tabii geri planda da yine güvenlik güçlerimiz çok ciddi bir çalışma yürütüyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Güvenlik güçlerimiz özellikle kayıp bürodan cinayet büroya geçtikten sonra çok ciddi bir çalışma yürütülüyor Konya'da. Bu çalışmaların sonuçları da elbette ki çok önemli. Çünkü bu çalışmaların sonucunda Tuğba Düldül'ün başına ne geldi sorusu cevap bulmuş olacaktı. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Yine tekrar en başa dönecek olursak, kadın hanı Osmancık mevkiinde bulunan kimsesiz, kimliği meçhul kadın cesediyle ilgili de şunu söylemek gerekiyor ki özellikle Tuğba Düldül konusunda DNA sonuçlarının ortaya çıkmasında büyük çalışmada emeği olan Cumhuriyet Savcılığı'na, Kadın Anı Cumhuriyet Savcılığı'na ve yine Kadın Anı İlçe Jandarma Komutanlığı'na da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok ciddi, çok titiz bir çalışma yürüttüler. Bundan sonraki süreçte de özellikle bulunan cesetle ilgili çalışmalarını sürdürecekler. Bizler de bu konuda özellikle izleyicilerimizden şunu rica etmek istiyorum buradan. Fotoğraf üzerinden, özellikle yapılan robot resim üzerinden kimliğini ortaya çıkartmaya çalışıyor jandarma ve savcılık. Bununla ilgili izleyicilerimizden gelecek ihbarlar da önemli. İzleyicilerimizden özellikle yakın çevresinden özellikle bu fotoğrafa benzer kişi kayıp varsa bu noktada gerek jandarmaya gerek savcılığa gerek de bizlere ulaşırlarsa bu konuda da önemli yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Peki biraz Murat Bey ile konuşalım. Murat Bey, bu gelişmenin sonunda nedir öngörünüz? Ne bekliyor bizi? Tuğba ile ilgili bundan sonraki adımlarımız, çünkü zaten cinayet büroya geçmiş durumda dosya. Hangi adımlar bekliyor bizi? Sedef Hanım, öncelikle şunu söylemek lazım. Yayında defaten söylemiş olduğumuz bir şey vardı. Konu kayıptan cinayet büroya geçtiği zaman işleyişinde farklı olacağını söylemiştim. Haliyle bu farklılık aynı zamanda bizim kendi ekibimize de yansıdı. Yani sahaya inmek zorunda kaldık. Ancak birçok şeyi zaten az önce Murat söyledi.
çok tekrar etmiyorum ama üzerinden geçmekte fayda var. Elimizde bir listemiz var. Gitmemiz gerekenler var. Onların tek tek kapısını çalacağız. Bir şekilde kendilerine irtibatı vereceğiz. Gerekirse girmiş olduğumuz iletişimde de bizde kalması gereken bilgiler de bizde kalsın. Onlara söz veriyoruz. Bunu da ben söyleyebilirim. Ancak kendimi buradan bir duyuru yapıyorum. İsim söylemeden. Bugün ve yarın bir telefon trafiği yaşayacağız. Bizzat birebir görüşme talebinde bulunacağız. Eğer bu konunun açığa çıkmasını istiyorlarsa, her iki aileden de bahsediyorum, bize yardımcı olmalarını mutlak surette istiyoruz. Kolluk zaten kendi görevini çok iyi yaptığını düşünüyorum. Zaten bizim bu yapmış olduğumuz çalışmayla beraber kayıptan cinayete geçmesi aslında bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Nihayet itibariyle bir insanın 6 yıl boyunca, yaklaşık 6 yıl boyunca herhalde bu havaya buhar olup uçmadı. Bir yerlerde ya canlı ya cansız bedenine ulaşmak zorundayız. Artık bu bizim için bir görev oldu. Elimizden ne geliyorsa yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada tabii yapacağımız her şey aynı zamanda kolluk güçlerine de belki bir artıda bulunacaktır diye de düşünüyorum. Bu konunun açığa çıkması için ciddi bir uğraş içerisinde olduğunu da biliyorum. Onlar da tıpkı bizim yaptığımız gibi aynı metotla hemen hemen tabii kolluğun kendine ait farklı metotları var. Ulaşacağı kaynaklar daha farklı, daha hızlı veya işte onlar görüşmek istediği zaman herkes görüşmek zorunda kalacak. Bir de bunun bu tarafı var. Bunu da bilmek lazım. İşte bu sorgularda, çapraz sorgularda vesaire çok açmak istemediğim diğer konularda da mutlak surette bunun açığa çıkacağına ben inanıyorum. Ama şunu da söylemek lazım seyircilere. Nihayetinde hani herkes bizden çok hızlı bir şekilde dönüş bekliyor veya kolluk gücünden cinayet bürosu bir şekilde bunun bulunmasını istiyor. Ancak 6 senedir ortada olmayan bir şahsın hızlı bir şekilde açığa çıkarılması siz de takdir edersiniz ki öyle çok da kolay olmayacaktır. Ama şunu bilmek lazım. Psikolojide çok iyi bir noktada bir söz vardır. Hocam da çok iyi bilir. Gerçeği saklamak çok zordur inanın. Yani gerçeği saklamak isteyenler zorlanacaklardır. Ama er ya da geç bu ortaya çıkacak. Ama canlı ama cansız bedenine ulaşmak tabii ki isteğimiz. Tuğba Düğdür'ün kendisine bizzat ulaşmak ama gönülleri ferahlatmak için kendisine ulaşmakta fayda var. Tıpkı bugünkü haberdeki gibi yani o DNA sonucu birileri için iyi haber ama birileri için de maalesef üzücü bir haber. İnşallah Tuğba Düğdür ile ilgili de o üzücü haber değil kendisine ulaşıp iyi bir haberle döneriz diye düşünüyorum. Arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Şu anda yoğun bir çalışması var Konya Emniyet Müdürlüğü'nün. Biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz. Teşekkür ederim Murat Bey. Sevgili Murat sana da kolaylıklar diliyorum. Murat'cığım birazdan herhalde Muhittin'in ve Yunus'un yanında olacaksın. Muhittin yok, Yunus orada. Peki Muhittin niye yokmuş arkadaşlar? Bir anda yine vaz mı geçti? Neyse bu arada stüdyoda bu haberi verdikten sonra Gül Hanım biraz fenalaştı. Biraz değil, bayağı bir fenalaştı. Yani baygınlık geçirdi, kötü bir şey değil ama hemen sağlık ekiplerinden arkadaşlarımız müdahale ettiler ve kendisini biz o canlı yayını gerçekleştirirken dışarıya aldılar. Şu an emniyette gayet iyi, tansiyonuna vesairesine bakılıyor. Tabii ki bu DNA sonucuyla ilgili büyük bir heyecan yaşanıyordu bütün aile içerisinde, bizim için de öyleydi. Gerçekten de birisinin sevinci, birisinin maalesef üzüntüsü olabiliyor. Halen de elimizde kimliği belirlenemeyen ama cinayete kurban gitmiş bir kadın cenazesi var. Kimsesizler mezarlığına gömüldü ve onunla ilgili de biz bir araştırma yapacağız. Kimsenin işlediği suç yanına kalmasın. Bu cinayeti kim işlediyse o da ortaya çıksın ama önce tabii benim bir kaybım vardı. O ortada yok ve benim kaybıma benziyor diyen birilerinin ortaya çıkması lazım efendim. Şimdi geliyoruz. Hasan Bey'e de tabii bir sormamız gerekiyor. Hocama da geçeceğim ama avukatımız Hasan Bey telefonda bugün Çorlu'da işi uzadığı için gelemediğini söylemiştim. Hasan Bey. Efendim. Hasan Bey DNA uyuşmuyor Tuğba Düldül'le. Bundan sonraki adımlar ne olabilir? Evet. İyi yayınlar öncelikle. Şahsımızdan bütün seyircilerden de özür diliyorum. İşim bitmediği için gelemedim. Öncelikle bu DNA incelemesi aile için sevindirici gibi görünebilir. Lakin bugüne kadar gerek teknik gerek fiziki anlamda Tuğba Düldül'le alakalı olarak bir ize bir MR'ye rastlanılmamış olması
yaşamadığı intibanı bizde uyandırıyor zaten belli. Eğer ki bugün DNA incelemesi pozitif sonuçlanmış olsaydı, Düldül ailesiyle eşleşmiş olsaydı, savcılık bu aşamadan sonra beyanlar üzerinden bir iddianame tanzimi yoluna gidebilirdi. Çünkü bir sürü birbirine geçmiş çelişkili beyanlar var. Fakat eşleşmediği için soruşturma kaldığı yerden devam edecek. Enteresan olan da bir şeyse, yani bu kadın hanımda bulunan cesede ilişkin ne bir kayıp başvurusunun ne de bir şikayetin olmaması. Yani bugüne kadar bulunmuş, kimsesiz mezarlığına gömülmüş ama bu konuyla ilgili olarak hiçbir başvurunun olmamış olması da enteresan. Acaba Konya dışından kaçırılıp gelip o dağlık alana mı gömüldü, o da ayrı bir şey. Ama teknik olarak bu bir cinayet dosyasıdır. Soruşturma aynı hızıyla devam edecektir. Ben Murat Hocam oradayken bu Fırat'ın anne babasının ve ilgililerin bunu değerlendirmesi ve Murat Hoca ile konuşmalarını onlardan özellikle istirham ediyorum. Bu fırsatı kaçırmasınlar diyorum Murat Hoca oradayken. Peki Hasan Bey, teşekkür ediyorum. Yarın bekliyoruz yayına sizi. Evet, şimdi Hasan Hoca da söyledi. Yani bu cesedin, bu DNA'nın Tuğba ile örtüşmemesi bizim kafamızda hala Tuğba acaba hayatta değil mi sorusunun tam bir cevabı değil. Doğru mu hocam? Değil ki ben halen, yani ceset ait olmasa da bunun bir cinayet olduğu kanaatindeyim. Yani fikrim değişmedi. Zaten ilk bilgilere göre boyu uyuşmuyordu. Ondan sonra olmadığı yönünde daha kuvvetli düşünmeye başlamıştık. Yalnız eğer Tuğba Hanım'ın kayboluşunda parmağı olan, sorumluluğu olan birileri varsa bu cesedin olmadığını biliyordu zaten. Ve bütün şeylerini, yani bunu ne kadar geç olursa o kadar iyi, o bir senede gelmez diye belki düşünüp rahatlamışlardı. Ama şimdi o rahatlıkları bitti. Tamam, başa döndük. Artık o ceset Tuğba değil. Ama Tuğba yok ortada. Nerede? Canlı olsaydı bir şekilde bir iz, bir emare, bir yerlerden bir haber gelirdi. Üstelik eltisinin bahsettiğine göre, Aslı Hanım'ın bahsettiğine göre gidecek bir yeri de olmayan, herhangi bir eğitimi, tahsili olmayan bir hanımefendiydi. Dolayısıyla büyük ihtimalle kaybedildi kaybolmaktan çok. Şimdi kaybedenler iyice tutuştu. Eyvah, beklediğimiz kadar uzun sürmedi diye. Yani derinleşecek bundan sonra. Evet, şimdi konuşması gereken kişi baba Yaşar Bey. Yaşar Bey, kızına ait değil. Sen o gün dedin ki o cinayet, eğer o DNA kızıma ait çıkarsa söyleyeceğim şeyler var. Kızına ait çıkmadı. Şimdi söyleyeceğin şeyler var mı? Şimdi aramaya devam edeceğiz. Yalnız konuşmalar arasında Özkan, yalnız cesede sahip çıkıyorsunuz diye hitabede bulundu. Burada kayıttaysa konuştuğu sözleri kontrol edebilirsiniz. Yanlış cesede. Yanlış tabii. Cesede sahip çıkıyorsunuz dedi. Benim biliyordu kulağıma bazen. Geldi zihnimde bu söz. DNA testi çıkmadan demek ki o yalnız biliyor Yaşar ne olduğunu. Yaşar Bey, senin de gerçeğe aykırı şeyler söylediğini de unutmadık. Bugün onları da bir bu konuşmamız lazım. Bu gerçeğe aykırı olarak, yani Tuğba'nın çocuğu orada dönüp dolaşacak, mecbur çocuğunu uçurarak yine dönecek. Benim kanaatim o, yani onların sözünden hiç çıkmaz Tuğba. Kadın sığınma evinden sonra oraya mı döndüğünü düşünüyorsun Yaşar oraya Bey? Döndüğünü düşünüyorum. Çünkü Betül geçen yaz iki defa geldi, üçer gün kaldı çocuklarıyla beraber yanımızda. O da haber alamadığını söyledi 2015'ten sonra. Sen... Bu ailelerin akrabasında... Bak, 2015'ten sonra haber alamadığını söylemedi. 2015'te ben onları gördüm dedi. Gördüm. Dedi yani. O gördüğümden 2016'da sonra... şöyle bir haber aldım. İşte çalışıyor. 2017'de haber aldım dedi. 2015, 16, 17'de Betül hem gördüğünü hem haber aldığını, kendisiyle ama konuşamadığını söylüyor. Şimdi Betül telefona bağlanacak, Tuğba'nın ablası. Ama bu arada hani bir iddia vardı... Seval'in söylediği, işte Tuğba sözde Aslı'nın evinden, o şeydeki avlu içinde 3 tane ev vardı, kayınvalide, kayınpeder, Tuğba'nın, Aslı'nın evi, bir de Serpil'in, oradan camdan atlayarak gitmişti diye. Biz de dedik ki niye camdan atlasın, bunlar tutsak değildi ki. O evi gösterdiler ve biz o evi çektik, ama önce kız kardeşi Betül'le bir konuşalım. Betül merhaba. Merhaba Betül. Merhaba. Evet, gözünüz aydın diyeceğim. Bu ceset kardeşinize ait değil. Teşekkür ederim. Ama hala kardeşinizle ilgili somut
ne bir ihbar aldık, ne gördüm diyen var, ne birlikte çalışıyoruz diyen var. Kardeşinle ilgili hakikaten taştan ses geliyor, onunla ilgili ses gelmiyor. Bu da hala uzmanlarımızı da bizi de Tuğba'nın yaşamadığı yönünde bir kanaat oluşuyor. Sen ne diyorsun Betül? Ben ne diyeyim ablacığım? Durum ortada, yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Betül, sen şu Aslı'ya hiç ulaşamıyor musun? Bizi tamamen Aslı ile irtibatımızı kestiler bizim. Ben kesinlikle ulaşamıyorum Serap Hanım. Açmıyor telefonlarını. Yani benim ulaşacak bir imkanım yok yani, kendisiyle görüşecek bir imkanım yok. Bir de bir kayboluşu sırasında Seval dedi ki ben iki defa kayıp başvurusu yaptım. Biri o hastane öncesi, bir de daha önce kaybolmuştu. O zaman kayıp başvurusu yaptım. Sonra biz araştırmalarımızda Seval'in sadece bir kere kayıp başvurusunda bulunduğunu öğrendik. Dedi ki ikincisini Betül yaptı dedi. Bunu bize söylememesi, senin de söylememenin bir sebebi var mı? Sebebi yok Serap Hanım. Birinci kayboluşunda ben yeni evliydim. Sene 2012 idi. Ben eşimle işten geldim. Bize eşimin telefonuyla bir telefon geldi. Kız kardeşin veyahut da baldızın senin evinde mi diye. Biz de işten yeni gelmiştik akşam. Akşam yemeği bile yemeden üzerimizi değiştirdik. Durmuş amcanın evine gittik. Orada da yoktu Tuğba. Ben eşimle beraber karakola gittim. Karakolda başvuru yaptım. O gün Seval'in söylediği doğru. Onun arabası kurşunlanmıştı. Düşman tarafı da karakoldaydı. Ben kayıp başvurusunda bulundum. İki gün sonra bana polisler tarafından haber verildi. Kız kardeşin ve bebeği sığınma evinde dediler. Ha, ben il müdürlüğüne giderek... 2012, evet. İl müdürlüğüne giderek ablamla telefonla konuştum. O da dedi eğer annem gelin yanına gidebilirsem dedi. Annem gelin yanına gidebilirsem dedi. Annem gelin yanına gideceğim dedi. Eltilerimle geçinemiyorum dedi. Peki sen yüz yüze görüştün mü o dönem onunla? Evet görüştüm. Yüzünde orada telefon açtığımda annemgili ben aradım, babamın aracılığıyla annemgili aradım. Annemgil il müdürlüğüne geldi, Tuba'yı da getirdiler bebeğiyle. Tuba'yı annemgile teslim ettim ben. Herhalde bebek yeni doğmuş falan olması lazım o sıralarda. Hayır hayır, 9-10 aylık olması lazımdı. 8-9 aylıktı çocuk yani. 11 aylığa kadar annesinin yanında kalmıştı. Annesinin annesigil de 1,5 yaşına kadar kaldı. Annemgil pek tarihi hatırlayamıyor. Sen onu gördüğünde darp izi falan var mıydı yüzünde gözünde bir şey? Hayır hiçbir şey yoktu. Yani tartışıyoruz eltilerimle geçinemiyorum dedi. Çık bebeğimi aldım sığınma evine gittim dedi. Kocası cezaevine girdikten sonra tabii bütün bunlar oluyor. Evet. Ama 2012 yılının Mart ayında falan 3 aylık hamileydi. Dolayısıyla 6 ay daha koy 9. ayısı. Yani Ağustos, Eylül gibi olması lazım. Yeni doğum yapmış olması lazım. Ama 8-9 aylık diyorsan da 2013 olması lazım Betül. Yani ben o zaman bir aylık ya evliydim ya değildim. Ben iyi hatırlıyorum. Ben Saracoğlu'nda kiralık ev tutmuştum. Orada bize haber vermişlerdi. Sonra oradan gidip işte çocukla kaldı uzun süre. Annenlerin, babanların yanına gitti. Doğru mu? Uzun süre kalmadı. Birkaç gün kaldı. 2 gün sonra... Polisler beni aradı ablan sığınma evinde diye. Ben il müdürlüğüne giderek telefonla ablamla görüştüm. O da dedi annemgil dedi beni istiyorsa ben annemgilin yanına gideyim dedi. Ben babamı aradım, babamgil geldi arabayla il müdürlüğünün oradan bebeğiyle Tuğba'yı alıp götürdüler. Sonra sizde mi kaldı Yaşar Bey? Sonra çocuk 1,5 yaşına gelene kadar bunların yanında kaldı. Ondan sonrasını ben de bilmiyorum. Yaşar Bey niye anlatmadınız bunları bize? Bu gerçek değil. Nasıl? Betül yalan mı söylüyor? Gerçek değil. Bu anlatım gerçek değil. Yani daha önce siz sığınma evinden alıp getirmediniz mi? Sığınma evinden hiç almadık biz. Bak hamileyken bizim yanımıza geldi, Betül evlenmediydi o zaman. Ha, bizim yanımıza geldi 20-25 gün bir ay kala hastalanınca doğum evine yatırdım. Annesi refakatçi kaldı. Çocuk doğdu. Hatta Betül'le beraber
ikisini bir taşıdıp nüfus dairesine götürdük. Nüfus memurları imam nikahıyla gelmen diye Betül'le Tuğba'ya kızdılar. Elimizde evraklar da vardı. Yani nasıl vardı? De Fırat'ın cezaevine falan evrak yazdık biz Tuğba'yla doğmadan önce. Evraklar Betül falan... niye yalan söylüyor? Ben onu anlamadım. Niye yalan söylesin? Bu tehdit altında. Bu bir şeyler saklar. Betül? Bu alo. Tehdit altında. Tehdit altında sözlerimi yalan söylediğini bitireyim. Söylüyor bak. Baban. Bu sözlerimi bitireyim. Unutmayın ona da sorun. O da sözünü unutmazsın. Çocuk 10 aylık, 11 aylık olasıya kimseden ses çıkmadı. 2013 yılına kadar durdu. Yılı bile de yanlış. Zaten 2011'in son ayında evlendi. 2012'de hamilelik dönemi geçirdi. Yılı bile yanlış söylüyor. İşte onun için ben 2013 olması lazım diyorum. 2013 yılına kadar ki gelince çocuk 11 aylık oldu bizde. Tuğba işe gitmeye başlayınca duydular. Gelinlerimle çalışacak bu bizim namusumuz. 3 tane gelin de benim evde var. Kiminin eşi öldü, kiminin eşi hapiste. Hem çocuklarına bakacaklar. Hem cezaevindeki eşlerle haçlık yetiştirecekler diye Tuğba'yla Özkan şeref sözü verdi. Hatta orada tabancayı çıkardı Özkan. Otururken onların çullu üstünde müdahale ederim, müdafaa Gülhanım ederim. Gülhanım hoş geldin. Nasıl benim, oldun? Bu bizim namusumuz. Ya bir kadına dön sor nasıl oldun diye. Bonus. Sözlerimi bonus. Unutturmayın. Bu bizim namusumuz. Çocuk, bizim kardeşimizin çocuğu dediler. Ve oraya bıraktık. Bırakış o bırakış. Yani Tuğba size gelirken kendi mi geldi? Siz gidip şimdi almadınız kendisi, mı oradan? Kendisi o zaman Özkan da hapisteydi. Giriş çıkış kayıtları. Tuğba kendi mi geldi siz mi aldınız? Hamileyken Seval'den Özkan'ın eşi getirdi. Seval ehliyetli şoför. Hatta ben eve gelmeyip Kadimi Park'ın yanında bana teslim ettiler Tuğba'yı hamileyken. Niye rehine mi bu? Niye evinize getirmesinler? Ya, sizin evi husumetleri yok ki. Niye parkta teslim ettiler? Takipçileri var. Arada bir kurşunlama oluyor. Ya Koçhisar'da da suçsuz adam düşmanları öldü. Var diye. Düşmanlarından dolayı. Yaşar Bey sen hiç... Bir şey söyleyeceğim. Birinci evi biz sapasağlam evi biz cinayete bulaşmayalım diye eski mahallede takat edebilirsiniz. Yıktık taşındık yani. Betül. Efendim? Betül baban bunun doğru olmadığını söylüyor. Ben de hesap yapıyorum. Anneme de sorabilirsiniz. 2013 yılı oluyor. İl müdürlüğünün orada arabayla gelip aldılar Tuğba'yla bebeğini de. Ay. Doğmadan önce bana bak doğmadan önce sen gelin olmadıydın. Betül Hanım ama galiba size bir şeyler öğretmişler ama yanlış öğretmişler. Hani şimdi sığınma evine gittiği ortaya çıktı ya program sayesinde hastaneden çıkınca. Hastaneden aldılar lafları yani sarı minibüsle gittiler hastaneden aldılar boş çıktı. Ama şimdi size dediler ki hastaneden almadılar minibüsle gidip sığınma evinden aldılar dedi. Ama sizin aklınızda yanlış kaldı daha öncesini söylüyorsunuz. Çünkü sığınma evine bir kere gitti o zaman değil mi? Evet resmi yani, resmi evraklarda çıkar araştırma yaparsanız bir sığınma evinin resmi evraklarından Gülhanım, çıkar bu gayet. Sen ve Yaşar Bey sen. Şimdi sen yokken dedi ki Betül benim dedi kardeşim 2012 yılında dedi yine bir kayıp başvurusu yaptık dedi. Şey söylemiş Seval söylemiş defa. Daha önce diyor bazı diyor saldırılara uğradığı için diyor ben kocamla gittim diyor. Orada diyor onların diyor hasımları vardı. Başvuruda bulundum. 2 gün sonra diyor sığınma evinde çıktı. Ondan sonra da diyor babam geldi aldı diyor. O zaman ve onlara doğru, gittiler. Doğru. Doğru mu? Doğru. Yıl kaç? Doğru 2012'miz. O zaman 2012'ydi. Pekala. Betül yeni gelin oldu. Evlendiği tarih hamile zarf nerede? Neyin zarfı? İlki Yunus'una seni gönderdiğimde valizlerin içine ben böyle bir zarf koydum, sarı zarf. Bak evlendiği tarih, yaz eline kalemi al yaz ya da ben yazayım. Çocuk bizde ya 3 gün durdu, ablam ya 4 gün. Ben sana söz hakkı tanıyacağım. Yaşar Bey burada var. Burada var. Kaynatası telefon açtı bize ben o kendim zaman yazayım. Geldiğinde. Sen kendin yazma. Bak burada yazdık biz. 18 Aralık 2011 gelin oluş tarihi. 2011
18 Aralık. Evlenmeleri. Tamam. Bak evlendiği burada. Gün. 2011 dini nikah yapıyorlar. Heh. 2012 Fırat cinayet işliyor. 3. ayın 12'si 2012. Mart'ta cezaevine giriyor. Hamilelik dönemi nerede kaldı sorarım Betül'e. 9 ay hamilelik dönemi var. Diyelim ki Mart ayında 3 aylık hamileydi. Ya da 2 aylık hamileydi. Size geldiğinde ay neydi hatırlıyor musunuz? Bu Ekim-Kasım aylarıydı. Bu tarihlerde geldi. Kasım'ın 10'unda doğum etti. Kasım'ın 10'unda doğum yaptı. Kasım soğuğunda doğdu. Ya bilgisayara vurdular mı çıkar hanım ya. Tamam tamam. Yani 2012 yılının Ekim sonu gibi doğum Kasım yaptı. Kasım sonu doğdu. Kasım sonu. Peki Kasım sonu olsun. Kasım sonunda doğum yaptı. 2012'de bitti. Bizde 11 ay süre geçirdi zaten bizde. Kimse geldi 2013 etmedi. Oldu. Şey de diyor. 13 oldu. Bir müsaade 2013 et. Oldu. 2013 yılında diyorum. 11 ay kimse müdahale etmedi. Betül 2013 hani, yılı olması zaten lazım. Zaten Özkan hapisteydi o zaman. 2013'ün Ekim ve Eylül aylarında çıktı, Ağustos'ta çıktı Özkan. Resmi kayıtlar da çıkar gelir araştırma yaparsak. Betül sana birileri bir şey mi söyletmeye çalışıyor? Hayır kesinlikle Serap Hanım. Ben teslim ettiğim tarihi ama biliyorum. Ama Betül senin söylediğin tarihler... Tarihler uyuşmuyor birbirine. Yani şey olarak da bilimsel olarak da uyuşmuyor doğru tabii, mu? Yani mümkün değil o söylediğiniz tarihlerde söylediğiniz şeyin olması. Tabii sen... Tamam... Bir yıl sonrası olsun Serap Hanım ama inkar etmesinler. Ben orada il müdürlüğünün orada annem de vardı babam da vardı. Arabayla geldiler bebeğiyle Tuğba'yı onların eline teslim ettim. Tamam, tamam. Doğru, doğru. Bu 2013 yılı olabilir ancak. Ama 2013... Tamam, 2013 olsun tamam ben hatırlamıyorum. Hayır ama eğer çocuk 8-9 aylıksa zaten 2013 oluyor. 8-9 aylıkken... Annenlerin yanında oradan mı kaçıp sığınma evine gitti? Yok, hayır oradan. Kayınpederinin evinden gitti. Peki kayınpederin evinden 2013 yılında gitti. 2 gün kaldı. Sonra sen görüştüğünde dedi ki ben eltilerimle geçinemiyorum dedi. Görümcelerimle mi artık eltilerimle mi? Kayınvalidesinin o kayın, da ne yüzünün. Görüşemiyorum beni annemin babamın yanına gidersem gelirim dedi. Evet. Peki niye almadınız evet. 2013 yılında aldık kızınızı? Aldık ablam aldık. Aldık. 3-4 gün çocuğum durdu durmadı misafir gibi kaynatası telefon açtı bize. Ben gelinimden vazgeçmem gelinimi gönderin dünür dedi. Her konuşmamız kabul bak. Gönderdim. Bir dakika. Seval geldi aldı gitti. O zaman oğlanlarımın da haberi şunu yoktu. Şunu soracağım. Not aldı. Kaçar gün arkadaşlar? Bir dakika. Not aldı. Vermiyoruz peki. Şimdi yeni bir bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Dinle not al. Bu Betül'ün dediği tarihte sığınma evi gayet çıkarsa ben demek ki hafızamı kaybetmiştim. Dinle. Heh. Şimdi şuraya yeni bir tarih yazıyorum. Şu an kulağıma gelen bir bilgiyi yazıyorum. Kesin net bir bilgi bu. Tuğba 2012 ve 2014 yıllarında sığınma evine gitmiş. Evet. Şimdi Betül'ün söylediği tarih doğru oluyor bu durumda. Ama şeyi yanlış. Hamileliği, gebeliği yanlış. Şu an resmi kayıtlardan konuşuyorum. 2012 ve 2014. 2014'te tahminen bu hastane sürecinden sonraki olan kısım olabilir. Bunlardan haberiniz var mıydı Yaşar Bey? 2012. Bu Betül'ün söylediği tarih yanlış. Çünkü resmi kayıt var mı yok? Betül'ü unut. Resmi kayıt. Betül'ü unutuyorsam ben kendi bildiğimi eğer amentiye imanımız var. Ya, doğru. Yaşar Bey tarihi unut. Sen şeyi söyle. Sığınma evinden aldınız mı almadınız mı? Sığınma evinden almadık. Hamileyken Seval'le Özkan'ın eşi bana teslim etti. Hastalanınca hastaneye götürdüm yatırdım. Bak. Götürdüğümü, getirdiğimi söyleyeyim ben Allah için. Refakatçi Gül Hanım'a soracağım. Taburcu olurken aldım geldim evime. Kimlik çıkarmaya taşıdım. Nüfus dairesine 18 yaş altı. Tamam onları konuştuk Yaşar yok, Bey. Anlatayım da. Yine tamam, iki Yaşar Bey, zaten. Gül Hanım'a soracağım bu soruyu ama hiçbir aralık ne? Vermiyorsun. Sen bir yok diyorsun 2012'de. Gül Hanım sen söyle. Oldu ablam böyle bir gidip şey oldu. Gidip alındı aldık mı? Gittik aldık. Allah bir Muhammed Hakkuç'u ben namusum şerefim üzerine yemin ederim. Aldık çocuk 3 gün durdu durmadı. Kaynatası telefon açtı.
bize dünür kaynasıyla tartışma kadın arası çıktı dedi. Ondan sonra böyle oturuyorduk ikimiz bir. Gelinimi isterim ben dedi. Durmuş. Kulağı da duyuyor böylece bak. Ondan sonra bu da tamam öyle. Bir daha dövüp çarpmayın çocuğu. Eziyet yapmayın dedi babası da. Tamam dünür dedi. Seval geldi akşam üzeri. Öğlenin ikindin arası geldi. Aldı götürdü. Yani Seval'in tamam. de bir kabahati yok bunda. Tamam. Yaşar Bey kızını sığınma evinden aldığını nasıl hatırlamazsın ya? Hatta dur ben şunu hatırlatayım. Şeye araba şeyine parkına arabayı durdurduk da çocuk başka arabanın anahtarını kaybetmişti. Orada adam dedi ver Yaşar abi ben çıkarayım arabayı dedi. Tartıştınız sen anahtarı vermedin arabayı da çıkaramadı da sen kendin zorlana. Mevlana'nın yanındaki park yerinde. Tamam oradaydık işte. Sığınma evi Mevlana'nın yanında hayır, mı? Hayır oradan aldık oraya biraz da alışveriş yapacaktık. Getirdik arabayı oraya koyduk. Hatırladın mı ben sana bak, o yani? Sığınma evi Mevlana'nın yanındaki park yerinde değil. Değil değil ben onu demiyorum. Ya alışveriş yapmak için çocuğu arabaya bindirdik getirdik. Beni size sizi Allah'a sığınma evinde takkat edip çıkacak mı bu tarihte? İkinci. Çıktı diyorum. Dedi ha. Şu an resmi kayıtlardan kulağıma söyle. Bunu yazdım diyorum. Çocuğuyla birlikte girmiş mi? Evet. Biz teslim almış mıyız? Evet. Ben onu hatırlamıyorum. Senin hatırlamadığın daha ben çok şey var. Ben hatırlıyorum ablam. Senin hatırlamadığın daha çok şey var. Özellikle bu Tuğba'nın kayıp olduğu dönemlerle ilgili karakola başvuru yaptın mı yapmadın mı? Arkadaşlar bence onu bir girelim. Yaşar Bey'in unutarak mı? Bilerek mi, bilmeyerek unutuyor mi? Unutuyor abla, İyi, unutuyor. Bilmiyorum. Unutuyor. Nasıl sen unutuyor ya? Ben hiç de unutmuyorum. Gitti, burada kayıp başvurusu var dediler. Dinledi, tamam. dinledi. Tamam, şimdiye kadar ne söylemişsin? Yaşar Bey, bir müsaade et. Şu ana kadar o konuyla ilgili neler söylemişsin? Hepsini alt alta bir izleyelim. Kızı Tuğba Düldül'le ilgili çelişkili söylemleriyle dikkat çeken babası Yaşar, bugüne kadar sorulan sorulara birçok kez farklı cevaplar verdi. Senin çok çelişkili sözlerin var Yaşar Bey. Kayıp başvurusunu kim yaptı? Karakola gittim ya. Önce Seval gitmiş, Tuğba Düldül iki tane değil bir tane. Bir tane başvuru yapılmış diye polis benimle de konuştu. Gerek yok ikinci başvuruya dedi. Hayır. Bize telefon geldi polisten. Böyle böyle Tuğba kayıpmış. E bizim yanımızda değil Sevalgil'in yanındaydı. Oradan kayboldu dedik. Yarın karakola geldiler. Karakola gittim. Gerekli ifadeyi verdim. Kayıp başvurusu yaptığın dediğin tarihte herhangi bir kayıp başvurusu görünmüyor. Bu ifadeni yani kayıp başvurunu yazılı olarak mı yaptın? Altına imza attırdılar mı? Orada bir tutanak var mı? Yoksa tutanak sen var, var. Sözlü olarak mı? 2014'te. 2014'te imza attırdılar Lalebahçe Karakolu'nda. Tuğba'yı hastaneye kim yatırdı? Seval'le Yıldız yanındaymış. Hastaneye yatırırken de Seval yanındaydı. İlk günü işlemleri yaptırmak için gittim. Hiçbir refakatçi yoktu. Fırat cinayeti üstlendi iddiasını neden sakladı? Cinayeti üstlendirdiler iddiasını. Bizden sakladın. Komiser Mehmet Bey, Cinayet Büro'da İlyas Bey vardı. Anlattım. Peki. Orada yazdılar. İkisi de dosya, birer tane dosya doldurdu. Hiç dedi babasına böyle bir şey söylemiş mi dedi? Hani... Doğru, söyledi. Söyledi mi? Söyledi. Fırat olay yerine gitmemiş, durmuş da gitmemiş. Olay yerine gidenleri bize anlattı Tuğba. Ah, sen bunu 3 hafta sonra mı bize ya. Söylüyorsun peki? Bu bizim üzerimize vazife değil ama sorulduğu zaman söylüyorum. Kritik sorulara ne cevap verecek? Tuğba'yı hastaneden kimin çıkardığını gözünle görmediğin halde neden Seval aldı götürdü ve tek başınaydı dedin? 2. Hastane sonrası neden Gül Hanım'ın kızını ziyaretine gitmesine izin vermedin. Bu iki sorunun cevabını senden pazartesi bekliyorum. İyice düşün, taşın, toparla o zaman. Tuğba Düldül'e ne oldu? Kaç sefer cümleni değiştirdiğini gördün mü acaba? Hatırladın mı? O yaşlılıktan dolayı benim unuttuğum konu olabilirdi. Bak. Kaç yaşındasın Yaşar Bey? 62 yaşındayım, 59'luyum. Çok yaşlı değilsiniz. He. Öyle unutacak kadar yaşlı değilsiniz. Çocuğu orada olunca Tuğba'nın dönüp dolaşacağı yer orası.
Gideceği yer orası yani. Şimdi aynı şeyleri tekrarlama. Tamam. Bize niye? Evet, benden imza aldılar diyorsun bak. Direkt soruyorum, imza ya, memur aldılar. Memur beyler, yazmadıysa ben ne yapayım? Ama yanına oturdum, gereken onların sorduğu soruyu cevapladım. Ama bak, ben. Cuma günü de o kadar net söyledin ki, gittim, dediler ki onunla ilgili bir kayıp başvurusu var. O yüzden gerek yok dediler. Evet. Şimdi bu mu doğru, o mu doğru? Birkaç tane daha söylüyorsun. Sonra buradan duyduğun bir şeyleri ertesi gün sanki sana Tuğba anlatmış gibi bize anlatıyorsun. 3 haftadır niye söylemedin diyoruz. Benim üstüme vazife değil. Her şey sizin üstünüze vazife. Gözümü bu konuda. Görmedim ama Tuğba anlattı. Seval'in aldığını da gözünle görmedin. Ama gözünle görmüş gibi anlattın. Çocuğu orada 3. günü ziyarete gittik. 1. günü gayet işlemleri yaptırdık. Çocuğu yoktu yanında. Çocuğun uçu mecburu ya o alacak ya o kendisi dolmuşla gidecek. İkisinden biri. Kendisi dolmuşla gidecek lafını ben sormadan hiç söylemedin. Acaba kendisi de gitmiş olabilir mi dedim. Aa evet kendisi de gitmiş olabilir dedin. O ana kadar doğru, da dedim. Seval. Yalnız mıydı diyor bak detaylı bir konuşma. Evet yalnızdı diyorsun. Artık buna kadar vardır iş. Yani şimdi, bununla ilgili bir cevabın yok mu bize? Niye görmüş gibi anlattın? Çünkü çocuğu orada, çocuğu. Bak çünkü Tuba, çocuğu orada başka. Dönse, oraya gider. Oraya gidecek. Yaşar Bey, oraya gider muhakkak. Gitme ihtimali çok yüksek cevabı. Başka, Seval aldı tek başına oradan. Bu bambaşka. Doğru mu? Öbürü tahmin. Bu sanki görmüş gibi. Niye Seval'e atmaya çalışıyorsun bütün bunları? Kadim'i Seval'i şey götürüyor. Çavuşluk yapıyor. Ehliyeti var, arabası var, şoför. Kendi evindeki aileyi de topluyor. Mahallelerde kadınları da topluyor. Tarlaya, çapa işlerine Kadim'i götürüyor. Ama o götürmemiş bak. Sığınma evine gitmiş kızın. O zaman sığınma evindeki görevliler ya bize telefon açacaktı ya onlara bunu... Çıkacağı gün gelin yoklayın demesi lazımdı. Yok. Onu da telefon yo. Gelmedi. Yani 27 yaşında mı neydi o zaman doğru mu? 27 yaşındaki bir kadına niye desin ki kadın sığınma evine gidiyorum ailemi de istemiyorum öbür aileyi de istemiyorum dediğinde sığınma evinin amacı o zaten. Yer o, belirtmeyecek nerede olduğu. İyi o 12. ayda ben gittim hep herkes kızın yok. Oradaki görevlilere, sosyal hizmetçiler, amca dilekçe yaz. Benim yazıyı beğenmediler. Senin adına biz yazalım dediler. Yazdılar. Tüm sığınma evlerini bilgisayardan taradılar. Mektup geldi. Bu isimde şahıs yok dediler. Ama filan tarihte yatmış çıkmış bile demiyorlar. Bu niye? Tuğba Düldül dosyasındaki bir detayla başlayalım. Hani yeni... Şu anda açanlar için Tuğba Düldül'ün DNA'sı kimsesiz ve cinayete kurban gitmiş kadın cesediyle eşleşmedi efendim. Dolayısıyla onun Tuğba olmadığını biliyoruz. O konuda ayrı bir dosya açmayı düşünüyoruz. Ancak bu arada tabii taştan ses gelip Tuğba'dan hiçbir ses gelmemesi de aslında o yöndeki Tuğba'nın hayatta olmadığı yöndeki uzmanlarımızın da görüşünü destekler nitelikte. Şimdi bugün Betül, Tuğba'nın kardeşi, ablası Betül bağlandı ve 2012 yılında dedi. Tuğba bir kez daha dedi, kadın sığınma evine gitmişti dedi ve babam aldı dedi. Yani Yaşar Bey de diyor ki hayır, Betül doğruyu söylemiyor. Şu anda baskı altında birilerinden korkuyor. Dolayısıyla ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Ama Gül Hanım hayır, hatırlıyor. Hayır, baskı altında falan. O çocuk bize telefon açtı. Anne dedi, Tuğba ablam dedi, sığınma evine gelmiş, kaynası dövmüş dedi. Eğer kabul ederseniz dedi, Tuğba ablam bana söyledi dedi. Kabul ederseniz gelecek yanınıza. Ne demek kızım dedim ben de, babası da ben de, ne demek dedim. Hemen arabayı çalıştırdık, gittik ablam. Ben yalan peki, söylemiyorum. Peki, şimdi Konya'ya dönüyorum. Biliyorsunuz polis eğitmeni ve güvenlik uzmanımız Murat Bey bugün stüdyoda yok. Konya'da muhabirimiz Murat'la birlikte onlar bir takım araştırmalar yapıyorlar. Şimdi tabii bazı bilgileri de... Bu beyler sorabilir o sığınma evinde. Bir mi girmiş, iki mi girmiş? Tamam, şimdi Murat onu Bey, sorarım. Murat Aydın Bey bize bazı şeyler anlatacak ve sizlere de bazı soruları olacak. Murat Bey sizi dinliyoruz. Serap Hanım,
bir konuya açıklık getirmek için Gül Hanım'a bir soru sormak istiyorum. 2012'de Tuğba sığınma evindeyken kendisinin aldığını söyledi. Yanlış duymadım değil mi? Evet. Evet doğru. Gül Hanım bize bir dakika Yaşar Bey, siz müdahil olmayın lütfen. Gül Hanım'a soruyorum. Bu 2012'de Tuğba'yı kadın sığınma evinden nasıl aldınız? Yani o sırada neredeydiniz? Kiminle beraber gittiniz? Bu haberi nasıl aldınız? Hastaneye düzeltiyorum. Sığınma evine giderken yanınızda bir kişi mi vardı? Birden fazla kişi mi vardı? Hangi araçla gittiniz? Bize biraz anlatır mısınız? Oyalanmayın. 2012'de zaten hamilelik dönemi Yaşar var. Yaşar Bey. Yaşar Bey, sorun size değil. Niye celalleniyorsun? Böyle bağırsak biz bir şey halledemeyiz. Siz yalan söylerseniz ben celallenirim. Bir şey söylemedi, bir şey sordu. Sen niye celallendin? Hamilelik döneminde ne biçim saçmalık bu? Doğru dürüst bak, ver kiyadı kalemi. Ya bir dakika bir Murat Bey konuşsun Yaşar Bey. Hamilelik dönemini yazıyorum. Ya bir dakika sen Yaşar, sen sus. Karın hatırlıyor. Ama dinle de ben konuşayım. Yalan kendileri söylüyor. Hayır, yalan konuşan yok. Yaşar Bey, sen onu diyorsun. Biraz önce belgelerle... Onu diyorsun sen. Sığınma evine sorun. Sorduk ve 2012 dedi diyorum. Anlamıyor musun sen Yaşar Bey? Sorduk ve emniyetten, resmi kaynaklardan diyorum. 2012-2014 yılında sığınma evinde olduğuna ilişkin kanıtlarımız... 2012'den 2014'e nasıl geçiyorsun sen? İki sene sonra tekrar gitmiş diyorum. İki sene sonra gittiyse 14'te gitti diye. Niye 2012'de hamilelik dönemi? Sen niye buna bu kadar sinirleniyorsun? Yalan! Hangisi yalan? Yaşar Bey, sorun size değil. 2012'de gittiği bizim aldığımız yalan. Senin Yaşar karın Bey, sorun size değil. Ama aldık Yaşar, aldık. Sen bakın bize telefon açtı bak. Hayır, Allah, sen Murat Bey'in Allah sorularına cevap ver. Ben lütfen, Murat sen de dinle. Cevap veririm. Sen değil, Gül Hanım Yaşar cevap Bey verecek. Buyur. Yaşar Bey, benim sorum size değil. Benim sorum Gül Hanım'a. Lütfen tamam, Gül Hanım'ın konuşmasına müsaade edin. Gül Hanım, ben sizi dikkatle dinliyorum. Tamam. Betül'den bize telefon geldi. Dedi ki neredeydiniz o sırada? Dedi. Sevalgil saldırıya uğramış dedi. Gül Hanım siz o sırada neredeydiniz? Evimizdeydik. Gül Hanım, o sırada. Kendi evimizdeydik tamam. Biz. Tamam anladım. Evimizdeydik. Ha arabayla biz çalıştırdık. Ya, Betül telefon açtıktan sonra anne dedi Tuba ablamla konuştum ben dedi. Eğer kabul ederseniz dedi çocuk böylece. Tuba ablam gelecek dedi. Ben de dedim ne demek kızım dedim. Babası da dedi Allah var aynı benim dediğimi arabayı çalıştırdık doğru şeye gittik. Tamam bir dakika arabayı kim sürüyordu? Arabayı kim sürüyordu? Yaşar Bey müsaade edeceğim. Yaşar Bey müsaade buyurun. Arabayı kim sürüyordu? Arabayı Yaşar sürüyordu. Yanınızda kim vardı başka? Benden babası vardı. Sadece ikiniz miydiniz? İkimiz gittik Yunus okuldaydı o zaman. Tamam peki. Devam sonra et. Hastaneye gittiniz ve devam edin oradan. Çocuğumuzu aldık biz oradan. Bak gerçeğini söylüyorum. Çocuğumuzu aldık. Mevlana Parkı'nın oraya geldik biz. Araba parkının. Oraya arabamızı durdurduk. Evimizde birkaç eksiğimiz vardı. Onları dedim ben buna alalım. Evimize öyle gidelim dedim. Neyse arabayı oraya durdurduk. Parktan birkaç bir şeyler aldık. Ondan sonra vatandaşın başka bir arabasının anahtarını çocuk kaybetmiş. Araba durağının oradaki çocuk. Neyse o yanını bu yanını bir iki arandılar. Arabalar da çoğudu orada. Çok sık durdurdulardı. Bu da sinirlendi. O şeyci arabacı dedi ki galerici amca. Aga Yaşar abi dedi ver sen kilidini ben çıkarayım bu arabanı buradan dedi. Bu da vermedi orada epey bir tartışma oldu. Kızdı. Hatta ya sen ya çocuğa ilaç almaya gittik. Şöyle şu zobalardan getirdin. Evet. Tuba demedi mi sana? Baba dedi. Tamam Gül Hanım. Gül Hanım. Gül Hanım. Bu sene zoba yaparız Gül Hanım, dedi. Gül Hanım müsaade buyurun. Tamam Gül Hanım. Aklın Gül Hanım. Sen anlatmaya devam et. Bir saniye. Gül Hanım. Anlatmaya devam et. Buyur. Söz uçar yazı kalır. Tamam. Ben elime yazıyı alırım. Kiyada yazarım. Tamam. Yaşar Bey sorumuz size değil Yaşar Bey. Tamam, müsaade buyurun Gül Hanım konuşsun. Tamam. Müsaade buyurun. Olur. Gül Hanım bir şey sormak istiyorum. Ben konuya vakıf oldum. Sor abi. Siz hastaneye sığınma evine gittiğinizde evet. Tuğba tek miydi? Yanında başka birisi daha var mıydı? Kimse yoktu. Çocuğuyla kendi vardı abim. Allah'tan korkardı. Çocuk ne kadarlıktı o zaman? 2012'de yanında çocuğu vardı doğru mu? Vardı. Ne kadarlıktı çocuk?
4 aylık vardı çocuk yanındaydı ya. Peki bu çocuk Ekim sonu doğduysa. Allah Allah. Kasım, Aralık. Yani 2 aylık. Hatta oradan biraz kundak vermişler. Ya 2 aylık olabilir. Yaşar Bey müdahale etme lütfen. Çocuk kucağında mıydı ufadı daha? Ufadı ya. Böyle battaniyeyle elinde mi tutuyordu? Hatta oradan sığınma evinden arkadaşının birisi örgülü kundak vermiş. Beyaz kundak. Hala benim evimde duruyor o kundak. Tamam, onunla çıktı yani. Oradan çıktı geldi çocuk. Ben yalan söylemiyorum ya. Buyurun gidelim bir, o kundakta duruyor halen. Tamam, siz sonra Tuğba'yı aldınız Tuğba'yı ve beraber aldık, oradan... Tuğba'yı evimize gittik. Yani evimize, siz evinize, eve geri dönerken... Gül Hanım, müsaade buyurun. Şunu demeye çalışıyorum. Yani siz tamam, oraya kadar anladım. Eve giderken sizin yanınızda Tuğba vardı ve eşiniz vardı. Doğru mu? Evet, doğru. Tamam, teşekkür ediyorum. Bir şey değil, sağ ol abim. Siz de bizim için uğraşıyorsunuz. Allah razı olsun. Peki. Söylediği sözler... Kalem kiyat ver, evlendiği tarihi de yazacağım, çocuk doğduğu tarihi de yazacağım, her şeyi yazacağım ben size. Sen önce şu karakolda şey yapmadın, kayıp ilanı vermedin, onu bile 5 kere de ancak değiştire değiştire 5 kere de gerek yok dediler dedin. O yüzden sen yaz onları, bize getir, biz kontrol edelim. Bizim belgeli her şey, 2012'de de gitmiş bu kız sığınma evine. O zaman çocuğu 2 aylık falanmış. 2014'te de gitmiş. Ablam, doğru, 2014'te de 3 gün kayıp olduktan sonra oraya yatırılmış polis tarafından. Sonrasında sen diyorsun ki gözümle gör, ben oradaydım. Seval götürdü diyorsun. Halbuki Seval de götürmemiş. Sen de diyorsun ki ben sonradan gitmemiştim zaten. Kendi de gitmiş olabilir. Onun için senin söylediklerini iyice toparlayıp bize net şeyler söylemen lazım. Ama ikinci girdiyse ondan haberim yok ablam. Şimdi çok İkinci enteresan bir konu var efendim. Bu konuya ondan tabii... haberim yok. Yalan tamam söyleyemem ben. Tamam. Allah'tan korkarım. Gül Hanım tamam canım. Peki o en son bir şey soracağım. Tuğba'yı aldığınızda o birlikte 2012 yılında kadın sığınma evinden. Betül neredeydi? Betül yeni evlendiydi. Yani daha doğrusu yeni kaçtıysam kaçtıydı morelleri tamam bozuldu. Yani bunlar. O eşinin yanındaydı. Evet şöyle tamam böyle yani bizim elinde. Peki. Yeni yeni konuşmaya tamam başladıydı çocuk. Şimdi çok... Ya bağlansın konuşsun benimle. Tamam. Çok enteresan bir konu var efendim. Bir kadın düşünün, iki çocuklu, kapı çalıyor, bir adam giriyor içeriye, bir kadın giriyor içeriye. Kocam beni dövüyor, lütfen beni saklayın diyor. İçeri alıyorlar ve ev sahibi kadının boynuna yapışıyor. Kocam nerede diye. Enteresan bir konu. Şimdi Pınar Güler dosyasına geçiyoruz. Evden çöp atmaya çıkan iki çocuk annesi Pınar Güler'den ailesi 6 aydır haber alamıyor. Ailesi dört gözle annelerinin eve döneceği anı bekliyor. Anne seni çok merak ediyorum. Çok özledim. Lütfen gelir misin? Hayatında endişe ediyorum. Pınar ne olursa olsun çık el evine. Kadın kıyafetindeki adam kim? Evimizden bir başörtülü etekli bir adam çıktı. Bunun annemle ne ilgisi var? Tehdit mi ediyorlar? Bu adamlar kesin seni tehditlere götürdü yani. Abimle konuştu. Gitmeseydim hani babamla abinin başı belaya girecekti. Gitmeseydim kan dökülecekti. Mecbur kaldığım için gittim dedi. İki çocuk annesi Pınar Güler nerede? Gerçekten çok enteresan bir olay. Yani bugüne kadar çok kaçma, kaçırılma vesaire duyduk. Ama böylesine planlı, programlı, güvenlik kameralarına yansımış, önce erkek olarak girip kadın kılığında çıkan, yanında da sizin eşinizi götüren, senin anneni götüren böyle bir kaçırma olayını ben hiç tanık olmadım. Metin Bey stüdyomuzda, Pınar Güler'in eşi. Ve kızı stüdyomuzda Cansu. Önce çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. 3,5 ay, 106 gündür kayıp eşiniz. Manisa Turgutlu'da oluyor evet olay. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. Bir güvenlik kamerası görüntülerini getirelim. Orada bir şöyle bir kısacık ben bir özet geçeyim. Sonra sizi dinleyelim. Çünkü gerçekten hayatımda böyle bir şey ne duydum ne de gördüm. Dediğim gibi olay Turgutlu'da geçiyor. Burası Güler ailesinin yaşadığı ev. Siz, bu sizsiniz. Siz o gün 8.09'da kamera kayıtlarında görünüyor. Herhalde bir iş yerinin kamerası. Evden çıkıyorsunuz.
Nereye gitmek için? Kahvehanem var, açmaya gidiyorum. Kahvehanenizi açmaya çıkıyorsunuz. Bu işte gördüğünüz kişi beyefendi çıkıyor. 8.09'da sabah. Evet. Saat 8.27 oluyor efendim. 8.27'de. O arada Cansu sen evde misin? Evet. Peki kardeşin de evde mi? Evet. İkiniz de evdesiniz. Evet. İkiniz de evdesiniz. Bu arada saat 08.27'de bir erkek giriyor efendim. Bakın şurada silüet halinde göreceksiniz. Bu kişi biraz önce beyefendinin, Metin Bey'in çıktığı kapıdan aynı eve giriş yapıyor. Erkek kılığında. Devam ediyoruz. Yani 27 aşağı yukarı bir 15 17-18 dakika sonra bir erkek giriyor. Sabahın körü daha. Geliyoruz 8.28'e. Bu erkeğin girdikten bir dakika sonra, önce bir geriye gidelim. Evet. Bu kadın, buradan mı geldi bu kadın? Bu kadın aynı kapıdan içeriye koşarak, şuradan koşarak geliyor. Doğru mu? Bu kapıdan içeriye giriyor. Yine sizin evinize. Cansu, sen o anda bu kadın Can abiyle kapıyı kendi mi açtı? Kendisi açtı. O açılabilir. Kapıyı çaldı, abim açtı kapıyı. Abin açtı, evet. Kapıyı. Ne dedi bu kadın abine? Kocam beni dövüyor, beni saklayın dedi. Abim de hani korumak için aldı, arka bahçeye geç, ben üstüme bir şeyler giyip geleceğim dedi. Kadın gitti arka bahçeye, demir kapıyı salladı. Açamayınca abimin girdiği kapıdan içeri girdi. Girdi, annemin kolundan tuttu, yatak odasına aldı. Kocam nerede diye annemi tartakladı. Abim de bunu görünce kadının kolundan tuttu, dışarı attı. Evet, Leyla 8, yani 2 dakika içinde bu kadın evden geri çıkıyor. Şu değil mi? Evet. Gidişi. Evet. Peki abinin adı neydi? Hasan. Hasan. Hasan dışarı atıyor onu. Evet. Bakıyor ki annene benim kocam nerede diye. Böyle boğazını falan mı sıktı? Evet. Kocam nerede diyor. Evet. Annen ne diyor o sırada? Annem diyor ben senin kocanı nereden tanıyayım diyor. Kimsin diyor. Cansu bu kadını hiç hayatında gördün mü? Hayır. Daha önce? Hasan görmüş mü? Hayır, o da görmedi. Annen? O da görmedi. Görmediğini düşünüyorsunuz. Evet. Peki 8.30'da Leyla Hasan tarafından, yani Pınar'ın oğlu Cansu'nun abisi tarafından dışarı atılıyor ve bakın koşarak gidiyor. Bununla bitmiyor efendim. Saatler 9.23'ü gösteriyor. Bir saatten daha az, yani 50 dakika, 53 dakika sonra kapıdan bir adam çıkıyor. Yani bir kadın kıyafeti içinde, etekli, başörtülü. Ama baktığınızda bile bu erkek olabilir diyebileceğiniz boyutlarda bir erkek, başörtülü ve etekli, daha sonra anlıyoruz bunu. Bakın çıkıyor ve bir saat geçmeden üzerinden Pınar Hanım saat 10'u 14 geçe çöp dökmek üzere evden çıkıyor. Doğru mudur? Evet. Bu en son artık taksinin gidişi. Bu Tezcan mı? Evet. Bu Tezcan. Erkek olarak girmiş ama kadın olarak çıkıyor. Daha sonra anne, doğru mudur? Evet. Annen elinde çöp poşetiyle çıkıyor. Yol boyunca devam ediyor. Çöpü döküp gelecek zannediyorsunuz. Aslında elindeki çöp de değil galiba. Aynı poşetle yine devam ediyor. Doğru mu? Bu annen değil mi? Evet annem. Annen kapıya geliyor. Vazgeçiyor. Tekrar çıkıyor ve yine bu sefer evden çıkışın sağ istikametine doğru gidiyor. Burada bekleyen bir taksi var. Aynı ticaret taksi. Aynı taksi. Aynı taksi. Bu taksiye biniyor ve Pınar Güler tam 106 gündür kayıp. Şimdi bu bunun erkek olduğunu nasıl anladınız Metin Bey? Bunun erkek olduğunu buradan tutuşundan. Bir de başka bir kadın yürüyüşünden bile anladım ben onun. Yürüyüşünden, evet. Yani ben de yani, görsem anlardım da. Yani. Ama sonradan bir soruşturma, işte bir araştırma yapıyorsunuz. Taksi, evet, şoförüyle bu Tezcan denen adamın
arkadaş olduğunu öğreniyorsunuz. Arkadaşım. Ama adam bunu doğrulamıyor. Doğrulamıyor. Sadece diyor iki bayan beni aradı diyor. Ben sorduğumda bir telefonda iki bayan aradı diyor. Bir bayanı diyor çarşı, merkez yere bıraktım çarşıda. Yani benim hanımı oraya bırakmış. Erkek olan da Yeşil Vadi var. Bahçeli bir yer bizim orada. Pikniği alanı. Oraya doğru bıraktım diyor. Peki onun bir erkek olduğunu o da anlamış mı sonra? O an diyor ikisi de bayanıydı diyor. Halbuki kendi arkadaşı. Kendi arkadaşı. Kendi bunu araştırdınız evet, yani. Evet. Şimdi oğlunuz Hasan telefonda. Hasan merhaba yavrum. Merhaba. O günü bir de senden dinleyelim Hasan. O gün sabah saatlerinde kapı çaldı. Kapı resmen tekmelendi. Ben de kapıyı açtım ve karşımda bir bayan gördüm. Bayan bana dedi ki beni kocam dövüyor, benim arkamda dedi, peşimde beni kurtar dedi. Ben de insanlık namına aldım bizim arka bahçeye. Üstümde atlet vardı affedersiniz. Hani tişört alıp geliyorum dedim ve bu bayan benim arkamdan girdi. Kapıdan direkt içeri girdi. Kapıdan içeri direkt girince direkt anneme saldırdı. Benim kocam nerede? Annem de dedi ben senin kocan kim? Ben senin kocanı tanımıyorum. Ve ben kadın saldırınca kendimi tutamadım. Sonuçta karşıdaki annem. Ve kadını aldım, kolundan tuttum, dışarı attım. Evet. Hatta sinirime yediremedim. Dışarıda kamera kayıtları var zaten. Bir tane vurdum. Hani gururuma yedirdim, sinirime yediremedim. Vurdum, olay böyle gerçekleşti. Evet, sonrasında annen çöp dökmeye çıkıyor. Peki sonra eve girince tekrar kadını gönderdin. Evet. Cansu, sen ve annen arasında bir konuşma geçti mi? Ben anneme sordum, kim bu dedim, tanıyor musun dedim. Hayır dedi, nereden tanıyacağım dedi, tanımıyorum dedi. Sen ne sordun annene Hasan, ne konuşuldu yani evde? Ben de aynı şekilde dedim ki anne tanıyor musun? Hayır dedi, hiçbir yerden tanımıyorum. Hani dedim bir şey varsa söyle dedi. Görüyorum dedi bayanı. Biz de tamam dedik. Öyle yani olay böyle bu şekilde gerçekleşti. Sonra normale mi döndünüz? Yani daha sonra çünkü annen dışarı çıkıyor. Bu olay 8.30 civarı gerçekleşiyor. Bir de 8.27'de Tezcan'ın bir girişi var erkek kıyafetiyle sizin eve. O saatte siz uyuyor mu oluyorsunuz? Evet. Evet o saatte uyuyor oluyorum. Annen uyuyor muydu? Evet herkes uyuyor dedi. Peki dışarıdan açılabiliyor mu kapı? Evet. Kapıyı evet, açılıyor. Kapıyı normalde kilitleniyor. O gün ben kilitlemedim. Bırakıyorum yani. Böyle aralı bırakıyorum. Neden? Çünkü üsttekiler bakkala falan gidip geliyor çocukları. Şey apartmanın giriş kapısını demiyorum. Bu sadece daireye girmedi. Apartmana mı girdi diyorsunuz? Yok apartmana girmemişti. Evet üstüne çıkmış. Çatıda da göreceğiz onu zaten. Evet çatıdan güvenlik arabayı yönlendiriyor. Evet. Şimdi onu da göreceğiz. Hasan Bey siz tekmeyle mi uyandınız? Yatıyor muydunuz o sırada? Hani kadın tekmeleyip yumrukladı ya kapıyı. Kapının çaldığını uyandım. Zaten dedim bu elle yani vurulacak. Siz de Cansu Hanım siz de uyuyordunuz. Evet. Arka bahçede kapalı bir alan var mı? Arka bahçede kapı var. Mutfak kapısı kapalı, var. Kapalı bir alan var. Var evet var. Kapalı yani. Var. Şimdi apartmanın giriş kapısından erkek kıyafetiyle giriyor bu şahıs. Sonrasında siz onun çatıda görüldüğünü söylüyorsunuz. Yok orada görüyor. Üst düzeyini değiştiriyor. Belki de yani çünkü komşunun elbiseleri de yukarıda yani ikinci katta insan oturuyor. Bir şey söyleyeceğim. Oturuyor. Şimdi bu adamın girişi sırasında çok net olmadığı için görüntü. Evet. Bu adam girerken elinde bir poşet görünüyor mu? Yani en azından evet, üzerini görelim. Değiştirmek için. Hayır. O kadın kıyafetini hayır. Giymek için bir şey görünmüyor. Hasan yok değil mi elinde bir şey? Yok hayır hiçbir peki, şey peki çatıda üstünü değiştirdiğine nereden ikna oldunuz? Yani eve girmedi çünkü evin içinde yoktu. Yani kadının kendisi de evin içine girdi. Hani hanımı. Onun evin içine girdi. Kendisi de görmedi kocasını. Biz de evin içindeydik. Hiçbir şekilde görmedik. Yani büyük ihtimal çatıdan aldı çıktı. Çatıda ikinci kattakilerin kıyafetleri aslında. Ama komşunuz kıyafetinin kaybolduğunu söylerdi size. Söylemiş şey galiba. Birkaç kişiye söylemiş. Aa, duydum ben bunu. Şey, oğlunuz yani söylemedi biz zaten, diyor. Biz zaten kendimiz konuşmuyoruz onlarla. Yani bize söylemedi konuşmadığımız için. Hani peki. Birkaç kişiye söylediğini sadece duyduk. Peki bu adam belki de yani kadın belki de yanlış bir kapıyı çaldı. O adam belki de o apartmanda başka bir eve geliyordu. Olabilir. Ama sizin eşinizi yanlışlıkla kocam nerede dedi. İyi de sonra buna bağlı olarak çok tesadüfi bir şekilde mi karınız birden kayboldu, o araca bindi. Yani mutlaka bir bağlantı var. Mümkün değil, aynı araç çünkü orada. Bekliyordu. İşte sürekli orada taksi beklemiyordu. Durak falan yok herhalde değil mi? Şimdi 2006'da benim başımdan bir olay geçti.
Benim eşim o olaydan beri bir şey var üstünde. Bir korku mu diyeyim, bir şey, psikolojik bir sorunları var. Yani. Panik atak gibi panik, bir şey. Evet, evet. Öyle bir kavga olsun kenar kısımda. Bu hemen duysun orada eser düşer yere yani. Öyle bir panik atak var bunda. Biri bağırsın, bir korku olsun. O anda ya düşer ya kendimi kurtarırım diye bir şeyler yapar yani. Öyle bir biridir o. Yani ben herhangi bir yanlış veya bir şey kesinlikle beklemiyorum bundan. Artık orasını da Allah bilir, bilmiyorum. Yani. 26 yıllık evliler evet, bu arada. Evet. Herhangi bir problem yok. Siz de çocukları olarak babadan şiddet, annenizin kaçması için bir sebep, kavga, dövüş. Yok. Yok. Peki Hasan, sana da soracağım, Cansu sana da. Böyle zamanlarda panik atak geçirdiğini söylüyor baban. O gün o kadının saldırısından sonra annen nasıl bir ruh halindeydi? Normal miydi? Annemin yüz rengi bembeyaz oldu. Yani bir anda şoka girmiş gibi oldu. Yani panik atak olduğu için bir anda yüz rengi bir anda değişti. Bembeyaz oldu. O titremeler falan oldu mu peki, ne bileyim? Evet, oldu. Oldu. Böyle hafif oldu. Baygınlık geçirir gibi bir şey. Öyle mi? Titremeler falan oldu. Ama hiç tanımıyorum dedi. Hayatımda hiç görmedim dedi. Evet. Bir saat sonra da aşağı yukarı çöp dökmeye çıktı. Çöpü hep anneniz mi döker siz evdeyken bile? Yani bazen o döker, bazen ben giderim. Öyle yani. Hasan, sen evde olduğun zaman kim döker çöpü? Ben genelde evde olmuyorum. Çalışıyorum, akşamları falan geliyorum eve. O gün de böyle bir olay yaşandı. Yani bir kadın girdi eve, böyle bir tatsızlık yaşandı. Anne çıkma biz dökelim falan demediniz mi? Yoksa habersiz mi çıktı sizden? Haberimiz vardı. Bizde haberimiz vardı. Çöpü döküp geliyorum dedi. Çöpü döküp geliyorum dedi. Ama çöpü döktü. Önce eve girmeye niyet etti. Sonrasında vazgeçti. Elindeki de zaten giderken... Aynı poşet. Çöp poşeti değil bu. Elinde bir poşet var. Oraya da aynı poşetle gitti. Taksiye bindi. Taksi böyle yoldan falan dur. Orası durak değil zaten. Durak değil. Gidiyor, geri geliyor. Geri geldi taksi. Bir de hani durdurmuş, çağırmış, ıslık çalmış bir şey değil. Şey. Taksi onu bekliyordu. İçinde de bir... Peki taksici ne diyor? Yani içinde zaten bir kadın var mıymış? Ya da kadın görünümlü birisi? Yok diyor, onu bıraktım, o yeşil vadi dediğim yere bıraktım diyor. Sonra geldim bunu aldım diyor. Bunu da merkezde... Kadınla sizin eşinizi bıraktığı kadını, yani onu bıraktığı nokta yakın mı birbirine? Yakın değil yani. Biz de ortada kalıyoruz. Şu anda bizim ev ortada kalıyor yani. Biri bu batıya düşüyor. Benim hanımı bıraktığı yer doğuya düşüyor. Öyle şimdi, diyelim yani. Bu taksi duraktan çağrılan. Kaç tane taksi var kim bilir orada. Bir süre sonra geliyor aynı noktaya. Geri geliyor. Bu sefer eşinizi alıyor. Yani eşinizle el kaldırıyor. Bence şu tarafa giderken bu taksi değil, değil mi? Yok. Bu tarafa giderken amacı oyalanmak. Hani çöp dökmeye gidiyorum. Taksinin gelmesini bekliyor. Dönüyor. Hala taksi gelmediği için. Önce eve girecek. Taksi gelmiş geçmiş onu. Geçmiş. Bakkalın ileride bekliyor taksi. Geri geliyor bu. Şimdi ama evet geri geliyor. Eşiniz de görüyor onun geldiğini. Eve girmekten vazgeçip taksiye binip gidiyor. Evet. Ve tam 106 gün oldu. Peki bu arada hiçbirinizi aradı mı? İki defa aradı. Kime? Beni. Ne dedi yavrum? İlk aradığında dedi ki eğer gitmeseydin dedi kan dökülecekti. Abinle babanın başı belaya girecekti. Mecbur kaldığım için gittim dedi. İkinci aradığında ilk önce gelmeyeceğim dedi. Hani çekindi, korktuğu için gelmeyeceğim dedi. Sonra babamla konuşturdum. Benimle konuştu. Ne diyor Metin Bey? Gelmeyeceğim dedi. Neden dedim, sebep ne? Benden bir sorunun yoksa dedim. Var şey dedim ki gel savcılığa gel, orada bir ifade ver dedim. Ne var ne yok söyle dedim. Benim de suçum varsa söyle. Onu da durdu. Allah beni kahretsin. Ağladı, telefonu kapattı. Sizi bıraktım gittim, Allah beni kahretsin dedi. Telefon dediği kapandı. Kelime son kelime bu yani. Çok merak ettim. Bu Tezcan denen adam, adını nasıl öğrendiniz? Tanımıyorsunuz adamı. Şimdi bu Tezcan'ı ben fotoğraflarını gösterdim birkaç kişiye. Tanıyanlar var yani. Ve taksicinin babasını çağırdım ben eve. Görüntüyü izlettim. Dedi bu bayan değil, etekli olan. Arabaya binen bu dedi benim oğlumun arkadaşı. Bundan ne çıkarı var bunun? Dedim onu da oğluna soracaksın yani. Bilmiyorum. Tezcan'ın fotoğraflarını nereden buldunuz? Kimliğine nasıl ulaştınız? Facebook'una girdim.
içinden gördük ya fotoğraf. Peki bu önce eve gelen Leyla isimli kadın gerçekten onun karısı mıymış? Onun karısı. Evliler ondan evliler. Evliler? Evet. Size ne kadar mesafede oturuyorlar? Allah nasıl? Yani arka sokakta mı? Değil değil, bayağı ileri masrafa. Uzakta yani. Bir yerde uzak. Oturuyorlar. Uzak. Bir daha. O günden sonra merkezi bir daha yani. Tezcan'ı ya da Leyla'yı gören oldu mu? Leyla'yı ben gördüm. Leyla o olayın 4. günüydü galiba. Benim kahve işletim oradan geçti karakola doğru. Tekrar geri geldi. Karakola girmedi. Ben çağırdım dedim. Önce ağladı Leyla. İki damla gözyaşı. Ağladım. Benim kocam şudur. Tuttum dedim ağlama dedim. Ablam dedim gel gidelim karakola. Dedi benim kocam gitmiş 10 gün 15 gün sonra eve gelecek. Aynı dediği kelime bu. Yani bu eve giren kişi Leyla. Evet. Gerçekte var olan bir kadın. Tezcan da onun kocası. Evet. Bu Leyla gerçekten de sizin evinize girip karınıza kocam nerede dedi ve tesadüfe bakın ki adam çatıya çıkıp orada komşunun asılı olan kıyafetlerini, kadın kıyafetlerini giyiyor. Kendi kıyafetlerini oraya mı bırakmış? Hayır, üstüne giymiş. Ha, üzerine geçirmiş. Üzerine giymiş. Çünkü Yeşil Vadi'nin orada çıkarmış eteği falan. Aynı. Ha, orada bırakmış. Üstünde. Evet, tahsilci öyle söylüyor. Ve bu adam, bu Tezcan da ortada yok. Karısı bu, ortalıkta. Tezcan geliyor evine. Geliyor mu? Evet, ben görmedim ama görenler var, geliyor evine. Sevgili seyirciler, ilginç bir kaybolma hikayesine küçük bir giriş yaptık. Yarın tabii ki devamını getireceğiz. Gerçekten çok enteresan. Evet, bugün de süremizin sonuna geldik. Yarın 13.15'te Star TV ekranlarında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere çok iyi bakın efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.